Özellikle ne olacağını konuşuyor herkes. İşte dövize vergi mi geliyor? Ya da kredi ve kredi kartlarına bir müdahale mi olacak? Ya da işte devasa ek vergiler gelecek şeklinde herkes işte gündemde bunlar var, konuşuluyor. Fakat tabii bu hem döviz konusunda hem de kredilerle ilgili hani 1 Nisan sonrası değil. Şimdiden müdahaleler başladı, önlemler başladı. O önlemlerin ne olduğunu bu akşam konuşacağız. Ama tabii en önemli soru şu, alınan önlemler, müdahaleler ekonomik sorunlarımızı çözecek mi? Evet arkadaşlar, ben gelmiyor muyum? Yok mu hala? Çok ilginç ya. Eski yayın yerinde duruyor abi. Abi şu an sen yayındasın. Şu an yayındasın, evet. Oldu. Yayında mıyım? Evet. Peki arkadaşlar, yayındaymışsınız. Harikasınız demiş Ahmet Bey. Canlı yayın bildirimin geldi diyor ama peki siz Abi görüyorsanız benim problem yok. sen Hadi şu an devam canlı. edelim. Tamam, Devam edelim. canlıdasın. Sadece ya benim o gönderdiğim linkle oldu, güzel oldu. Sadece diğer kurduğun yayını sil istiyorsan abi bu arada. Eğer onu Tamam. Tamam canım. Siz devam edelim. bak Devam şu edin. an Ben öyleyse şu an canlı yayındasın ama diğerini istersen iyi olur. tamam. Siliyorum telefonu da. İyi hallettik yani bir şekilde. Maşallah. O attığım link işe yaradı. Demek ki teknik bir şey aksadık. Benim gibi yerlere Peki şimdi yaramayınca. o önlemlerden bir tanesine şimdi dövizle başlayalım. Döviz sonra kredilere geleceğim. Dövizle bak tabii bu akşam yerel seçimle ilgili de kulis bilgilerimiz olacak biliyorsunuz. Ekonomi Evet. politik yapıyoruz. Şimdi seçimler yaklaşırken bu döviz kurlarındaki artışı da frenlemek için Merkez Bankası'ndan bazı adımlar geldi. Bankaların genel merkezlerini aramışlar Evet. ve bankaların genel merkezini arayan bu Merkez Bankası'nın yetkilileri döviz konusundaki işlemleri sınırlandırın talimatı veriyorlar. Bunun ne olduğunu birazdan Dinliyorum açacağım arkadaşlar. ama bütün dikkat dağıldı ya. Neyse, birazdan Ya açacağım. tamam, torunlarım kusura bakmasınlar benim. Ya bu dede bu kadar olur ya. Estağfurullah abi. Olur mu öyle şey ya? Yok yok. Hadi Belki de devam. bir Aynı şey. yayına girmişsin abi. Diğerini silme sakın ha. Bir şey de silme Mendo abi. Yok, bir Yok şey yok. silmiyorum. Gittim yayına. Şu Kurulmuş anda yayını yayında sildi. olduğumun Şu an farkındayım. yayında. Şu an yayında. Sorun yok. Neyse abi şimdi şöyle ben pası atayım da bir rahatlayayım yani. Bu akşam valla dikkat dağıldı. Memdi abi şimdi bak dövizle ilgili müdahaleler geliyor. Merkez Bankası'nın yetkililerinin bankaları arayıp da sınırlamalar getirdiği söyleniyor. Bunun ne olduğunu açıklayacağım ama neden bunlar oluyor? Neyin habercisi bu? Nereye gidiyoruz sorusuyla başlayalım. Attım. Şimdi ben her yaşadığımız olaya, günlük olaya, bundan sonra yaşama ihtimalimiz olan olaylara, artık beni tanıyorsunuz, sizler de tanıyorsunuz. Kesinlikle geçmişe bakarak görmeye çalışıyorum. Bu falcılık falan değil ama. Çünkü çok genel bir tabir vardır. Tarih tekerrürden ibarettir diye. Yani bir meydan savaşı yapılmış. O meydan savaşında kazanan ordunun stratejisi ondan sonraki savaşlarda da hemen hemen bütün savaşlarda aynen kullanılmıştır. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar zaferinde yengeç hareketi dediğimiz çekilme tarihte pek çok savaşta vardır ve başarıya ulaşmıştır. Ekonomi Evet. de böyledir. Ekonomilerde de böyledir. Ancak ekonomilerde şöyle de bir özellik vardır. Nasıl orduların gücü de çok önemliyse savaş stratejisinde, ekonomilerde de ülkelerin sosyal yapıları, iktisadi yapıları, askeri yapıları, siyasi yapıları elbette çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sadece 4 sene, 5 sene sonra Türkiye'de demokrasiye geçiş yapıldı biliyorsunuz. Demokrat Parti hükümeti kuruldu. İlk 4 seneyi Menderes 3. hükümeti kurduğunda 1950-54 arasında Menderes 2 hükümet kurdu. 54 seçimlerini acayip milletvekili sayısıyla kazandı. Meclisteki 100 milletvekilinin 91'i Demokrat Parti'nindi. Öyle bir şey. Ve Menderes açıklamasını yaparken ekonominin 4 yılda her yıl %9 büyüdüğünü anlattı. O coşkular, moşkular falan tarihe de öyle geçti. Ama 55'te gördük ki her şey hormonluymuş. Çünkü Demokrat Parti hükümeti gelişmiş Avrupa ülkelerinde uygulanan, o dönemlerde de uygulanan daha ağırlıklı piyasa ekonomisine geçtiğini zannettiler. Çünkü CHP hükümeti kamucu bir hükümetti. Devlet daha devlet yanlısı, karma ekonominin devlet ağırlıklı olanıydı. Ama
bir ekonomik sistem başkadır, ekonomi politikalar başkadır. Yani bir ülkede para politikalarının uygulanması ille de liberal sistem olmasını gerektirmiyor. Para politikaları 1970'li yıllarda da uygulandığı, 58'de işte Menderes'te uygulandığı ki sözde liberaldi. Sonra Süleyman Bey'in uyguladığı politikalar Türkiye'ye karma ekonomi uygulamalarındaydı. Sabit kur sistemi vardı. Menderes'e de sabit kur sistemi vardı. 1958 moratoryumuna giden, yani 1 doları 2 lira 80 kuruştan 9 liraya çıkaran süreç ile şu son 2,5 yıldır yaşadığımız süreç karbon konmuş aynı. Menderes kendisini adeta bir ekonomi dahisi olarak görüyor. Bizim Cumhurbaşkanımız da kendisinin bir ekonomi dahisi olduğunu görüyor. Öyle görüyor. Öyle gösteriyorlar onlara. Ve işin ilginci, Menderes artık 1957 seçimlerinden sonra piyasa ekonomisinden kendi hükümetini çekmeye başlıyor. Yasaklar getirmeye başlıyor. Kurallar getiriyor. Müdahaleler başlıyor ekonomiye. Aynı şimdi kiraların kanunlarla yeniden düzenlenmesi gibi müdahaleler geliyor. Ve Türkiye o kadar yoğun borçlanıyor ki o 4 senede o borçları yeni borçlarla ödediği için eski borçları, bu sefer yeni borç da alamadığı için borç vermiyorlar. 1958'e giderken Menderes hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den ve Almanya'dan borç istiyor. Hasan Polatkan, Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu bu devletlerle gidip görüşmeler yapılıyor. Amerika baştan tavır alıyor. Sonra onları, bizimkileri Almanya'ya, İngiltere'ye gönderiyor. Derken pazarlıklar sonucunda Almanya ve İngiltere 144 ya da 149 milyon dolar gibi, çok net aklımda değil, yardım yapmayı kabul ediyor. Yani borç vermeye, yardım değil, borç vermeyi kabul ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de bunu 359 milyon dolara tamamlıyor. 150 ise diyelim, 249 milyon dolarda, 200 küsür milyon dolarda Amerika vereceğim diyor, ama Amerika zaten Türkiye'ye Marshall Planı çerçevesinde 144 milyon lira her sene borç veriyor. O Marshall yardımı dedikleri yardım falan değil. Türkiye'ye verilen borç. Tabii bundan 60 sene öncenin 100, 300 milyon ya da 144 milyon doları. Ve arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ile bir süre sonra borçları ödeyemediğimizden dolayı moratoryum imzalanıyor. Bu IMF standby falan da değil. Bayağı moratoryum. Borçlar 1973 yılına kadar erteleniyor. Peki para? Para yok. Para yok. Her şey perişan. Menderes ondan sonra artık ekonomiyle ilgilenmeyi bırakıyor. Her şeyi iç politikaya yıkıyor. Neden? Çünkü 1957'de yapılan erken seçimler belli ki artık bir daha erken seçim yapılma ihtimali var. En kötü ihtimalle 61'de seçime gitmek zorunda Menderes. Seçimi kaybedecek diye ödü kopuyor. Ekonomiyi bir tarafa bırakıyor. Vatan cepheleri, İnönü'yü dövdürmeler, taşlatmalar, Cumhuriyet Halk Parti'nin mallarına el koymalar, yani muharebet tamamen bitirme, gazetecileri hapsetmeler, 1600 gazeteci hakkında soruşturma başlatılıyor, dava açılıyor, 260 gazeteci hapse atılıyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Ve 27 Mayıs 1960 ihtilali yapılıyor. Olmamalıydı. Evet, ama işte. Ekonomilerde çok büyük devalüasyonlar daima arkasından o dönemlerde askeri darbeleri getirmiştir. Neden? Çünkü devalüasyona, sabit kurda ihtiyaç olduğu dönemlerde belli ki ülke ödemeler dengesi krizi yaşamaktadır. Borç da bulamamaktadır. Kasa tam takırdır. Ne dedi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı? Para yok dedi resmen. Değil mi? Para yok dedi. Para yok. Döviz de yok. Yani demedi. Aynı, ama onu ima etti. Bütçe yok. İma etti o. Menderes de öyle demiyordu. Para yok demiyordu. Ama yoktu istendiği zaman. 1958 moratoryumuna giderken döviz rezervleri eksiydi. Aynı. Eksiydi. Ve yenilerini bulamıyorduk. Devalüasyon yapılır. İhracat rahatlar. O dönemde de ihracat tıkanmıştı. Zaten tarım ürünleri yapıyorduk ama onu bile ihraç edemiyorduk. İhracat yapılınca tabii devlete dış para gelmeye başlar.
Aynı 1970 devalüasyonu gibi. Ve 71'de askeri muhtıra geldi. Aynı 24 Ocak 1980 kararları gibi. Döviz girişi başladı. Döviz girişi başladıktan 3-4 sene, 3-4 ay sonra da askerler ihtilal yaptılar. Askerler uyanık. Boş kasaya gelmezler. Onlar da devalüasyonu tahrik ederler alttan alta. Bana inanmıyorlar uzun, yani yaklaşık 30 senedir anlatıyorum. Bakınız 24 Mart, 24 Ocak kararlarını Turgut Özal, dönemin Ege Ordu Komutanı, sonra Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı oldu. Orgeneral Haydar Saldık, Turgut Özal, bunlar bilerek, planlayarak yaptılar. Diyorlar ki Süleyman Bey'in haberi vardı. Hayır, iddia ederek söylüyorum, Süleyman Bey'in haberi yoktu. Yani 12 Eylül 1980 darbesi, 12 Mart muhtırasıyla tekrar devletçi sisteme dönüşün tersini yaparak bu sefer Türkiye'yi tam bir liberal sisteme sokmak amacıyla yapıldı. Peki bunu nasıl yaparsın? Demokrasiyle yapamazsın kardeşim. Ya ben bas bas bağırıyorum. Erdoğan Çin modeli dediği günlerde zannederim ukaralık gibi olmasın benden başka aman ha diyen olmadı. Neden? Çin modeli dediğinizde demokrasi olmaz. Çin modelini uygularsanız Türkiye 4 senede bedeli bir noktaya gelir mi? Gelir. Elbette. Neden? Memura maaş vermezsen, kamu işçisine maaş vermezsen, kamudaki bütün işçilerin hepsini özelleştirme gibi, vergi dairesini özelleştirirsen mesela, SSK'yı tamamen özelleştirirsen, sosyal güvenlik kurumlarını, bütün hava yollarını, hastaneleri, otobanları, otoyolları, BOTAŞ'ı, MOTAŞ'ı hepsini satarsan, demokrasiyi de kaldırırsan, grevleri de kaldırırsan 4 sene sonra Türkiye ayağa dikilir, yürümeye başlar ama bu sefer de özgür dünyadan çok büyük ihtimalle bu sefer kopabiliriz. Bu örnekleri şimdi niye, yani bu örnekleri, bu tarihten verdiğin örnekler çok kıymetli bence, çok kıymetli. Ama yani ben biraz burada hani kuşkulanıyorum, insan ürküyor yani. Demek ki aynı ben senin, arşive geçeyim. Ferit, bu üçümüzün şu anda yaptığı konuşma, şu yaptığımız sohbet arşive geçiyor. Sen içimizde en gençsin. Sen benim oğlumdan da yaşça küçüksün. Bak, gelecekte, senin geleceğinde, sen benim yaşıma geldiğinde göreceksin ki, bak kulaklarım çınlamaz o zaman. İnşallah yaşıyorumdur. Sana diyecekler ki ya Ferit Bey ya da Ferit amca, siz bir zamanlar Ali amca ile Memduh Dede ile bir program yapmışsınız. Memduh Dede bunları anlatmış ya zamanında. Uygulamışlarsa iyi ki uygulamışlar, bak yoksa gidiyormuşuz. Onu uygulamadıkları için biz bu kadar berbat yaşıyoruz diyecekler yahut da. Ben onun, bugün kendi videomda Recep Tayyip Erdoğan'ın vicdana geleceğini iddia ettim. Temenniyle beraber iddia. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir seçime kadar bu para politikalarıyla, bu sistemle, bu rejimle mümkün değil, yürüyemez. Sıfır ihtimal. Evet Ali abi, senin de yorumlarını alalım aynı konuyla ilgili. Sevgili seyirciler, bir daha tekrarlayalım. Yayının başında biraz teknik sorunlar oldu. Onun için böyle daha ağır girdik. Merkez Bankası yetkililerinin bankaları arayıp da döviz konusundaki kısıtlamaya gitmesini, talimatı vermesiyle başladı. Konumuz buydu. Bir ek konu daha ekleyeyim. Çok ilginç tabii olaylar oluyor ülkemizde. Hani bu Merkez Bankası'nın resmi kur fiyatları, dövizdeki kur, işte altın fiyatları gibi konularla serbest piyasa, yani kapalı çarşıdaki fiyatların da birbiriyle arasındaki oran artıyor. Yani makas açılıyor iyice. Bu da ayrı bir sorun. Ayrıca bir haber daha ekleyeyim buna. Bazı döviz bürolarında, şimdi bunlar tabii konuşulmuyor ülkemizde maalesef, bazı döviz bürolarında kuyruklar oluşmaya başladı. Yani piyasa, vatandaşlar seçimden sonra dolar kurunun artacağını öngörüp, düşünüp dolara hücum ediyorlar, altına hücum ediyorlar. Doğal olarak da hükümet de bu durumdan rahatsız ve önlem almaya başlıyor. Hatta iddia odur ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın şu anda yetkisi var ha. Bak bunlar unutuluyor, yetkisi var. Eğer isterse iki dudağın arasında Cumhurbaşkanı şu anda dövizden aldığımız getirinin, bak getirinin, dövizin hepsini değil, getirinin %40'ını vergi olarak, ya stopaj anlamında alma yetkisine sahip ama daha bunu söylemedi. Mehmet Şimşek'e diyor ki, yetki verildi. Evet, yetki verildi ama daha uygulamaya gelmedi. Her an, yani Cumhurbaşkanı söylediği anda dövizden, oradan, buradan, gayrimenkulden aldığımız
getirinin %40'ını devlete vermek durumunda kalacağız gibi gözüküyor böyle giderse. Bir de bu olursa eyvah eyvah diyelim yani. Bu artık iyice... Tabii seçime kadar yapmazlar Ferit. Ama seçim sonrası bekliyor musun? Seçim sonrası ya tufan ya cennetin kapıları açılacak. Evet Ali abin, senin öngörün nedir? Vallahi cennetin kapıları açılırsa ilk önce imamlar sevinir buna. Cehennemin kapıları... Onları almazlar Ali. Yok abi, onlar gidecekler, hazırlar. Onlar tomurcuk memeleri sırada bekliyorlar şu anda. Yani şehit olmayı göze bile alırlar. Önce onu söyleyeyim. Cehennemin kapıları da bize açılacak. Ferit, çok uzun süredir yani hem seninle hem Mendo abiyle yaptığım hem tek başıma yaptığım programlarda 1 Nisan sonrası eğer Türkiye akılcı politikalara yönelmezse, demokrasiye, hukuka yönelmezse ve aynı zamanda da kamu israfı bir kenara bırakıp gerçekten kendi kemer sıkmaya başlamazsa, işte asıl tufan o zaman Mendo abinin dediği cehennemin kapıları öyle açılacak. O cehennemin kapılarını hep ısrarla altını çiziyorum. Türkiye daha otoriter bir yönetime dönüşecek. Eğer Türkiye mevcut bugünkü ittifakları biter, Türkiye yani Cumhur İttifakı kendi içerisinde yeni bir ittifak sürecine dönüşür. Son 4-5 yıldır özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra ve 18 Nisan 2017 referandumundan sonra bu ortaya çıkmış ucube sistemden ve ittifaklardan vazgeçmeye dayalı ve gerçekten de baskıyı, otoriteyi kaldırarak evrensel bir hukuka, demokrasiye geçişin şeylerini verirse, Türkiye cennetin kapılarını açacak meselesi aslında yabancı sermaye Türkiye'ye gelmeye başlayacak demektir. Abi bir araya gireceğim vallahi billahi, espri olacak ama aklıma geldi yine. Şimdi Mehmet abi deyince, sen de söyleyince aklıma Sinan Oğan geliyor vallahi. Cehennemin kapılarını kapatacağım demişti ya. Demek ne oldu ya? Demek ki kapanmıyor abi kapılar kolay kolay ya. Neyse. Sinan Oğan cehennemin kapılarını kendisi için kapattı. O kendisi için cennetin kapılarını açtı. O haklı. Tersen kapattı galiba abi. O çıktı, hayır, kapıyı kapattı. Biz kaldık arkada. O şu anda cennette. O kendi açısından haklı. Türkiye için onun bir şey yaptığı yok. Kendisi için yaptı ne yaptıysa. Şimdi Ferit, bak, ekonomi ile ilgili olarak Mehmet Şimşek geçen gün dedi ki Merkez Bankası'nın rezervleri 130 milyar dolar. Evet. 10 milyar dolar yatırım geldi dedi. Borsaya para geldi dedi. Şimdi de Merkez Bankası'nın dolarla ilgili gönderdiği tebligattan söz ediyorsunuz. Mendo abi de sen de 1 Nisan sonrası da vergi getirebilirinden söz ediyorsunuz. Ben vergi getirebilirler demedim yani. Yok yani. Yok, Ferit öyle söyledi. Ama öyle abi, ama abi, hayır abi, Ferit, abi, Ferit doğru söylüyor. Öyle bir şey verdiler, yetki verdiler. O zaman bir daha abi özetleyeyim abi. Abi bak, bilmeyenler de var, sorular geliyor. Bir daha özetleyeyim. Bunun şakası yok yani. Yetkisi var şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan. O yetki verildi. Yetkisi var. Yetkisi İki dudağının arasında. Yani seçimden sonra derse ki bu milletin işte dövizlerinden getirisi anlamında, bak getiriden. Bazısı onu bilmiyor. Diyorlar ki elimizdeki dövizin %40'ına el mi koyacaklar? Hayır, olay o değil. Senin aldığın getiri, o farkın %40'ını şu anda, hatta %10'u. Şu anda da hani veriyorsunuz ama %10'u %40'a çıkartma ihtimalleri var. Yani sen artık dövizini unut. Yani %40'ı devlete geçecek demektir. Yetkisi var şu anda yani. Her an söyleyebilir. Ama Mehmet Şimşek Bloomberg yayınında dedi ki böyle bu durumu düşünmüyoruz dedi. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii ekonomistler diyor ki KDV %24'e çıkacak. Motorlu taşıtlar vergisi geçen seferde 2 defa alındı. Bu sefer 4 defa alınacak. Ve vergiler arttırılacak. Mehmet Şimşek de o iddiaları külliyen yalan söyledi. Bunu dile getiren ekonomist de dedi ki ben iddialarımın arkasındayım, 1 Nisan sonrası hep beraber göreceğiz. Şimdi Ferit, normalde Erdoğan gibi bir siyasetçi bu emekliler meselesi gündeme geldiğinde, hem de seçim öncesi geldiğinde, emeklilerin istediğinin olmasa da bir kısmını vermesi gerekirdi. Ama çok net bir şekilde dedi ki biz emeklilerin istediklerini versek
Bütçe yetmiyor. Yani Erdoğan gibi bir siyasetçi aslında yolun sonuna gelindiğini kendisi kendine ikrar etti. Ve bir şey daha ikrar etti. Aslında nasıl kötü bir ekonomi politika yürüttüklerini de net olarak ortaya koydu. Ve bugün yine yaptığı bir konuşmada o için gerçeklerden vazgeçmeyeceklerine yönelik de bir cümle kurdu. İşte Erdoğan gibi popülist bir siyasetçi böyle bir cümle kuruyor bir de bir taraftan. Bu bizim Türkiye'nin neye geldiğini gösteriyor, ne duruma geldiğini gösteriyor. Yine Mehmet Şimşek diyor ki, millet bizden kamu kaynaklarının, kamu harcamalarının kısılmasını, yani devletin kamuda kemer sıkmasını istiyor. Vatandaş kemer zaten sıkmış, o kamudan istiyor diyor. Ve vatandaş haklı diyor Mehmet Şimşek'sin. Ama soru şu, kamu gerçekten kemer sıkıyor mu sorusu? Ya bu kadar kötüyse sistem, bu devleti yönetenler, o pahalı ihaleler, o yani aklımıza gelen şehir hastanelerinden tut da otobanlara kadar, anlatabiliyor muyum? O pahalı köprülere kadar bundan vazgeçmiş durumdalar mı, yoksa hala devam mı ediyorlar mesela? Değiller, evet. Ve şunun altını çizmek istiyorum ben. Erdoğan 1 Nisan sonrası ister seçimi kazansın, ister seçimi kaybetsin, eğer kesin %100 bir dönüş yapmazsa siyaseten, bak %100 dönüş yapmazsa bizi gerçekten felaket benziyor. Çünkü IMF orada duruyor. IMF'ye gittiklerinde yurt dışından çok pahalı borçlanıyorlardı ki Mehmet Şimşek diyor ki risk primimiz düştüğü için artık eskisi kadar yüksek borçlanmıyoruz. Yüksek faizle borçlanmıyoruz. Yine yüksek faizle borçlanıyorlar. IMF'ye gitmiş olsalar daha iyi kaynak bulacaklar. Ama IMF de onlara yaptırım getirecek. Yani kemerinizi sıkın. Onlardan talep edecek, ama Erdoğan gibi bir siyasetçinin onu kabul edip etmeyeceği de bir sorun. Yani kısacası 1 Nisan sonrası Türkiye için kara bir tablo var. Erdoğan bu kara tablodan vazgeçecek mi? Yani oraya gitmeye yönelik olarak bir engel çıkartacak mı? Engel koyacak mı? Politik değişiklik yapacak mı sorusunu sormak gerekiyor. Benim öngörüm şu. Erdoğan gibi politikacılar dün söylediklerini öyle bir dönerler ki onu da kendini seçmenlerine yeniden farklı bir şekilde yedirirler Ferit. Ama yine de iki yol var. Ya otorite ya demokrasi. Hangisini tercih edeceğimizi hep beraber göreceğiz Ferit. Ya o zaman şöyle mi anlıyorum ben? Seçimden önce herhangi bir sorun çıkmasın diye Mehmet Şimşek Bloomberg TV'de canlı yayın konuğu oldu. Ve piyasaları rahatlatmaya çalıştı. Mesaj verdi. Yani arkadaşlar sakin olun. Bir şey olmayacak. Ek MTV çok konuşuluyor mesela. MTV ek vergiler. İşte bunları yapmayacağız. Dolarda bir işte hedef yok. İşte deyip de böyle piyasaları rahatlatmaya çalıştı. Ama aslında realite öyle değil. Yani aman seçimden önce bir şey olmasın diye olumlu tablo sergiledi kamuoyuna, piyasalara Mehmet Şimşek. Ama gerçek öyle değil mi diyorsunuz aslında 1 Nisan'dan sonra? Ya bu vergiler de gelecek büyük ihtimalle. Ben ne bileyim, büyük ihtimalle dövize de belki de işte vergi gelecek. Bu arada o dövizle ilgili bir daha altını çiziyorum. Görüyorum bazen hani orada konunun ne olduğunu bilmeyenler de var. Anlayanlar da var ama bilmeyenler de var. Bir daha tekrarlayayım ki dövize girdiniz kardeşim. Dolar aldınız ya. Şimdi dolarda belli bir fark alıyorsunuz. Yani tırnak içinde kar da deniyor. Nereden alıyorum Ferit? Benim evimdeki dolardan nasıl benden vergi alacak devlet? O ayrı abi, sistemdeki. Ya mesela diyelim sen bir bankaya gittin, bankadan dolar aldın. Ve doların işte 100 TL değerindeyken atıyorum 150 oldu. Dolar fırladı. Kur şoku patladı diyelim. İşte o 50 TL'nin %40'ını alacaklar. Şeye göre böyle yani. Durum bu. Ha Ali abi çok güzel soru sordun vallahi. Elimdeki dolar. Bak Memdu abi anlatsın, iyi bilir. Memdu abi bu ülkede zamanında Allah aşkına dövize yasak gelmedi mi? Hep yasaktı döviz ya. 1984 bak, senesinde kaldırıldı dövizin serbest işlem yapması. Turgut Özal başbakan oldu. 84 Ocağı'ndan sonra birkaç ay sonra Türk parasının kıymetini koruma kanununu kaldırdı. Sonra da döviz hesabı açmayı serbest bıraktı.
Turgut Bey. Ama tabii unutmayalım biz. Mesela Lale Oraloğlu diye bir sanatçı hanımefendimiz vardı. Çok başarılı bir hanımefendi. Kars'a turneye gitmişti. Ecevit Başbakan'dı. Çanak çömlek kaşık maşık aldı. Hapis attı. Öyle, o evet. Dönem daha mıydı yani? Hayır. Bir dakika. Nasıl hapis yattı ya? Dövizli olanlara değil mi? Ceza vardı galiba. Döviz tutanlar efendim. Hapis cezası. Hapis. Bak. İşte bak gör abi. Evet. Neler ya? Hapis cezası var. Ne demek ya, sen evvelden Türkiye'de cebinde $1 yakalasaydılar hapse girer. Bak $1 yakalasaydı hapse girerdi. 1984'ten önce evet lütfen. Biz müsaitiz buna. Cebinizde $1 bulsalar hapse girerdiniz. Efendim ben ithalatçıyım. Bana ne? Bankadan akreditif aç kardeşim. Onunla Merkez Bankası veriyor bilmem. O çok kötü dönemlerdi o. O dönemler de iyi değildi. Aslında zaten 12 Eylül hareketi, 12 Eylül askeri darbesi öyle terör merör palavra. Türkiye'nin Türk parasının kıymetini koruma kanunu kaldırmak, işte piyasayı liberalleştirmek. 1971 12 Mart'tan önce de Süleyman Demirel, Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı Turgut Özal'a liberalleştirme çalışmalarının talimatını verdi. Bütün gazeteler falan yazdı o zamanlar. Ben geçtiğimiz günlerde bizim korkusuda yazdım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde solcu subaylar hiçbir zaman darbe yapmadılar. 9 Mart 1971'de yapmaya kalktılar. Rahmetli Mahir Kaynak'la Mukbil Özgür'ün işlerine sızmıştı o komünist generallerin. Hemen ihbar ettiler kuvvetleri kuvvet komutanlarına ve tabii Genelkurmay Başkanı Memduh Tahmaç Paşa'ya ve 9'unda yapılacak olan komünist yani sol askeri ihtilal önlendi. 12 Mart'ta da muhtıra verildi. O muhtıra yine TÜSİAD tarafından verdirilmiş bir muhtıraydı. Tıpkı 12 Eylül gibi yani. Onun için ben hep derim ki günümüzdeki TÜSİAD'lar, TÜSİAD üyeleri, yani o dönemki TÜSİAD'çıların torunları ve çocukları o günlerde olsaydılar biz ne 12 Mart'ı yaşardık ne 12 Eylül'ü yaşardık. Ama bugünkü TÜSİAD'çıların babaları ya da dedeleri bugün gelsinler çoktan darbe olmuştu. 4-5 defa daha darbe olmuştu. Şimdi benim anlatmak istediğim bu. 1 Nisan'dan sonra Recep Bey neyi isteyecek? Bugünkü TÜSİAD'ı mı? Yoksa o günkü TÜSİAD'ın bugünkü kopyası olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni mi? Yani küçük orta boy ölçekli işletmeleri mi? Yani Rifat Hisar Cıtlıoğlu mu tercih edecek? 2 senede bir başkan değiştiren TÜSİAD'ı mı tercih edecek? Çok önemli. Bakın bunu da benden başka söyleyen çıkmaz ha. Bunu da söylemeye yürek ister. Ciddi söylüyorum. Kolay değil. Ben bu riske giriyorum. Umurumda bile değil. Yani Erdoğan'ın önünde 2 tane yol var. Bir, ya demokratik hukuk devleti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve Türkiye'nin çağdaş ölçekte iş adamlarıyla el ele verecek, kendisini bu noktaya getiren, Suriyelileri Türkiye'ye getirten, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni araya mesafe koyacak, kardeşin diyecek, batan batar. Umurumda bile değilsiniz. Bakın Türkiye'yi ne hale getirdiniz diyecek. Çünkü bunlardan önceki yani bugünkü TÜSİAD'çıların babaları ve dedeleri rekabet olmasını istiyorlardı. Bütün korkuları rekabetti. Askerler, Turgut Bey askerlere söz verdi. Ben eğer siyaset yaparsam, ekonomiyi bana verirseniz darbe yapıp ben Türkiye'ye rekabet açacağım dedi. Açtı da yani aslına bakarsanız. Türkiye'de faiz maiz yok ya, ev verirlerdi, apartman verirlerdi mevduat karşılığı. Yıllık %100 enflasyon, bankada paran, ikramiye çıkarsa bir ev sahibi olursun. Çıkmazsa ay başında, yıl başındaki 100 liran yıl sonunda inerdi 20 liraya. Türkiye böyle bir Türkiye'ydi. O Türkiye iyi bir Türkiye değildi. Turgut Bey'e kızıyorlar, istedikleri kadar kızsınlar. Ben doğru neyse onu söylerim kardeşim. Turgut Özal doğru şeyler yaptı. Ancak doğru şeyler yapmış olması ondan sonra da doğru şeyler yapıldığı anlamına gelmiyor. Turgut Bey de bir ara 87'de işte o yasakların kalkması malkması siyasetin içine birden dalınca o da çuvalladı. Şimdi bu önlerinde ne var? Merkez Bankası'nda $130 milyar rezerv. Ya bir defa bir, bu rezerv hakiki rezerv değil. Çünkü bankalardaki döviz mevduatları döviz değil. Eline Türk parası alan bankaya gidiyor. Aha da benim 1 milyon liram var. Sen bunu dövize çevir, hesap aç bana. Bu döviz hesabı ya. Bu döviz değil. Döviz hesabı. Merkez Bankası'nda da
orada sanki döviz varmış gibi karşılık ayırıyorlar. Ya Merkez Bankası'nda ne dövizi var ya? Merkez Bankası'nda kafanız düşse yarılır ya. Boş ya Merkez Bankası. Onları mı kullanacaklar yani? Galiba gördüğüm kadarıyla Mehmet Şimşek tabii onu açık söylemiyor. Çok sıkışırsak diyor. Nasıl diyor bir zamanlar ki yedek akçeyi kullandık Merkez Bankası'nda. Bu sefer de diyor herhalde tahmin ediyorum bankaların döviz mevduatlar karşılığı yatırdıkları dövizleri kullanırız. Kardeşim onlar döviz falan değil. Onların hiçbiri işte. Onlar Türk parası karşılığı dövize çevirmiş paralar. Yüzde kaçı döviz onların? Hatta dünya bilmiyor mu? O zaman abi. Pardon. O zaman çok basit ya. Yaz Merkez Bankası'nın hesabına bir de pasifine 100 milyar dolar olsun isim var. Vatandaşın doları da var Mendo abi o işin içinde. Onlar da dolar olarak mı duruyor? Vatandaşın doları cebinde, bankasında değil. Hayır, bankadakini ya, söylüyorum. Bankadaki. Ali, o da vatandaşın bankada bak canım. Vatandaşın bankada efektif dövizi ne kadar? Soralım bakalım Merkez Bankası Başkanı bunu açıklayabilecek mi? Hayır kardeşim ya gir. Değil mi? Giriyorsun hesabına internetten, internet bankanın hesabına girdin. Hesabında mesela 30 bin lira para var. 30 bin lira ne var? TL var. Döviz almıyor musun? Alıyorsun. Döviz alınca nereye yatırıyorsun? Döviz hesabına yatırıyorsun. Haydi sana buyur döviz hesabı. Sen döviz hesabına 1000 dolar yatırdığında Merkez Bankası'na o banka onun 25 lirasını, 25 dolarını gönderiyor. 1000 doların. 250 dolarını gönderiyor. Ben de karşılık 1000 dolar mevduat geldi 250 doları senin diye. Ya bunlar bizim paralarımız değil ya. Birisi çıksın bana desin ki bu Memduh Bayraktaroğlu sahtekar yalan söylüyor. İstediği yerde tartışır. İstedikleri yerde ben bunu şimdi söylemiyorum yıllardır söylüyorum. Bu para banka Merkez Bankası'ndaki döviz rezervi dedikleri para bizim paramız değil. Döviz rezervi değil yani. Bir kısmı. Onu da bütün dünya biliyor ne olduğunu. Bir de şey gelenler var Mendo abi TL göndererek getirdikleri dövizler yani borç aldıkları döviz var takasta tuttukları öyle söyleyeyim yani. Bak canım TL göndermiş iş adamları şahıslar şirketler döviz getirmişler bak döviz efektif döviz getirmişler buna hiçbir lafım yok. Ya da bankaya gitmişsin sen hakikaten gıcır gıcır dolar bulmuşsun götürmüşsün bankaya vermişsin. Ya da yurt dışından sana döviz gelmiş. Havale gelmiş, EFT gelmiş neyse ne gelmişse gelmiş döviz olarak gelmiş. Bunlara bir lafım yok elbette ama öyle değil ki bugün Merkez Bankası'ndaki karşılıkların çoğu ya da bankalardaki döviz mevduatlarının büyük ihtimalle %80'i fiktif döviz. Hayali ya. Öyle bir şey yok. Olsa da çok kolay diyorum ben de ya. O kadar kolay ki bankalardaki bütün Türk liraları dövize çevir o zaman. Madem dövize ihtiyacım var. Onların da %25-30-40 de karşılık de. %50 karşılık alıyorum lan sizden de. %60 alıyorum de. Ne olacak? O fıkradaki gibi sen de amca demiş. Sen de 4-5 defa yaptınız öyle gecede. Al götür koy Merkez Bankası'na karşılık olarak hayır. Aha da dövizim var de gönder bakalım sana kim verecek petrol doğalgaz. Ya atmasınlar ya. Atmasınlar. Türkiye'de iktidar ekonomistleri de muhalif ekonomistler de dandik. Kusura bakmasınlar dandik. Herkes reyting peşinde. Doğruyu söyleyen ne iktidar tarafı ne. Sabah gazetesini bir açıyorum Allah Allah. Önümüzdeki 7-8 ay sonra ama. Türkiye petrole boğulacak sabah gazetesini okursanız. Müthiş. Acayip petrol şey diyorlar ya emekliye müjde bayramda bayram edecekler diye de başlıklar atıldı şaşırıyorum. Evet. Ama tabii yani, diğer taraftan da dediğin doğru. Diğer tarafta da Ferit'ciğim bak senden biz bak kendimizi överek söylüyorum biz değiliz. Biz öyle yapmıyoruz. Ekonomi sosyal bilim dalıdır. Evet. Fizik bilimi pozitif bilim dalı değildir. Onun için toplumun psikolojisi çok önemlidir. Toplum çok kolay etkilenir. Ekonomi ve para daldaki nazlı kuş gibidir. İlle de silahın ya da merminin dala gelmesi şart değil. Birisi bir yerde bir kurşun mermi atar havaya, o ses bile daldaki kuşları kaçırtır. İşte Türkiye'ye gelmiyorlar. 1957, 58, 59 Türkiye'ye gelmediler. Ya
Turgut Bey bunu iyi oturttu, iyi götürdü. Ondan sonra da yine bakın daha ilerleyen yıllarda Kemal Derviş öyledir, böyledir. Ama adam ciddi bir program uyguladı, güven geldi, hukukumuza güven geldi, yargımıza güven geldi. Ali Babacan'a kızabilirsiniz, herkes serbest, istediğini söyleyebilir. Ali Babacan o hükümetin yani Kemal Derviş'in mirasını doğru yönetti. Çok kızacaklar bana, biliyorum, biliyorum. Ama ben dediğim gibi gerçekleri söylemeye devam edeceğim. O Kemal Unakıtan vardı ya, Kemal Unakıtan Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en kaliteli maliye bakanlarından biriydi. Adam Allah buradan Allah sıkıp Allah buradan Allah yalıyordu. E tabii para veriyor muydu? Kimseye para vermiyordu kardeşim. Ama biz ne dedik? Rabbim bana Cleveland dedi. Ya ben de bypassayım kardeşim. Kolay mı bu ya? Efendim? Yumurta iddiaları vardı ya kendisiyle ilgili. Yumurta bir şey. Ya bakın Kemal Bey rahmetli oldu. Çok iyi bir maliye bakanıydı. Ali Babacan çok iyi bir ekonomi bakanıydı. Amerika'da bu politikaların nasıl uygulandığını görmüştü. Amerika'da başkanlar değiştiğinde, bakanlar değiştiğinde bürokratların korunması gerektiğini görmüştü. Birkaç bürokratın dışında Kemal Derviş'in bürokratlara çalıştı. Ali Babacan bilemez miydi Merkez Bankası Başkanı görevden almayı Süreyya Ser'den geçtiği? Bilemez miydi sonra İyi Parti Durmuş Yılmaz'ı görevden almayı? Sırası gelmişti Durmuş Bey'in. Hiçbirisi yapmadı Ali Bey. Efendim Ali Bey küfreden etsin yine. Benim de eleştirecek tarafları var ayrı. Ama ekonomiyi doğru yönetti. Şimdi ekonomiyi kötü yönetiyorlar. Tıpkı Demokrat Parti döneminde olduğu gibi. Menderes'in yani ekonominin... Kemal Derviş'le Memme Şimşek'i de kıyaslıyorlar ya, doğru değil mi yani o kıyaslamada? Ya ne ilgisi var Kemal Derviş'le Memme Şimşek'i ya? Ya Kemal Derviş'le Memme Şimşek arasında benzerlik yok. Çünkü birincisi Kemal Derviş öyle ya da böyle sosyal, liberal, sosyal, demokrat bir adamdı. Ya liberaldi bir kere her şeyden önce. Kanunların yasakçılığından değil, kanunların denetçiliğinden yanaydı. Mehmet Şimşek yasakçı ya. Kanun çıkardın. Şunu şunu yapmak yasak demek başka. Kimlere basmak yasaktır. Öyle diyeceğine lütfen buradan yürüyün dersiniz. Değil mi? Bu yoldan gidin dersiniz. Yani kimlere basılmayan yoldan gidilmesi için ok gösterirsiniz. O yoldan gitmeyene de cezayı kesersiniz. Bunun adı denetimdir. Ötekisi baskıdır. Kemal Derviş bu yoldan gidiniz diyendi. Mehmet Şimşek çiçeklere basmayın diyen. Kimlere basmayın diyen. Aradığında nerede benzerlik var ya? Hiç benzerlik yok. Ben demiyorum Kemal abi, Derviş, öyle Kemal diyor. Derviş ne Ecevit'i dinliyordu, ne Bahçeli'yi, ne Yılmaz'ı dinliyordu. Madem beni çağırdınız kardeşim diyordu. Bunu yapacağız. Ben Doğru Yol Parti Genel Başkan danışmanıydım. Yani muhalefetteydik ama Kemal Derviş'i o günlerde en çok destekleyen herhalde Muhalefet Parti Genel Başkan danışmanıydım. Kendi bakanlarımızla, milletvekillerimizle kavga ediyordum. Başka seçenek yok diyordum. Şimdi bakın 1 Nisan'dan sonra ben söyleyeyim. Büyük ihtimalle sizler de aynı şey yapacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan ekonominin gereklerini yerine getirirse büyük ihtimalle en azından susacağız, susma hakkımız. Ben öyle yapacağım. Susma hakkımı kullanacağım. Ama Recep Tayyip Erdoğan yine böyle giderse beni asacağını bilsem Recep Tayyip Erdoğan'la mücadeleme devam edeceğim. Bu kadar net. Bu arada dövizle ilgili başladık. Dövizle ilgili bilgiler verdik. Dövize müdahaleyle ilgili. Şimdi vatandaş merak ediyor bu kredi olayları ne olacak diye. Çünkü son yıllarda hatta son uzun zamandır kredilerle dönüyoruz. Hem şirketler öyle, vatandaşlar, bireyler de öyle. Kredilerde hayatta kalmaya çalıştık. Ya da bir şey alacaksak taksitle falan aldık. Bu kredilerle ilgili de bugün haber ortaya çıktı. Ve yine Merkez Bankası bankalara dedi ki bu kredilerdeki büyüme hızını düşürün aşağıya kardeşim. Ya bu şu anlama geliyor. Artık kredileri vermeyin açıkçası. Daha da düşük seviyede verin gibi bir şey. Yani artık kredi de bulamayacağız. Seçimden yakın önce mi? Seçimden önce mi bunlar? Vallahi bugün haberiydi. Onu söyleyeyim. Haber bugündü. Gelecekle ilgili bir proje olabilir Ferit'ciğim. Bak tekrarlıyorum. Bana kızacaklar. Lütfen bana kızın. Hiç sakıncası yok. Ama ben gerçekleri söylemek mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Benim rahmetli babaannecim çok sevdiğim bir lafı vardı. Bıldır derdi. Bıldır demek biliyor musunuz? Geçen sene demektir. Geçtiğimiz yıl demektir. Bıldır yediğin hurmalar bu sene kıçını tırmalar derdi. Yahu biz Türkler beleş paraya bayılıyoruz.
Nerede beleş orada yerleş. Başka bir milletin dilinde böyle bir dil, böyle bir atasözü, deyim var mı bilmiyorum. Olacağını da zannetmiyorum. Komşunun komşusu komşuya, nasıl da komşunun tavuğu komşuya kas, karısı kız görünür. Bu şerefsize bakar mısın ya? Affedersiniz, bunu söyleyen benim atam ya. Biz böyle bir milletiz. Biz bunu yapamadık. Süleyman Demirel büyük devlet adamıydı. Ne zaman? Cumhurbaşkanı olduktan sonra. Son başbakanlığı bir felakettir. 1991 senesinde SHP ile kurdukları hükümetin çıkardıkları emeklilik kanunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bıldır yediği hurmalardır. Kıçımızı tırmalamaya devam ediyor. O geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Yaşar Okuyan'a belalar okuyanlar yatsınlar kalksınlar. Yaşar Okuyan o belaları kabul edilerek o kanunu çıkarmaya kalktı. Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir gün neden emeklilik, erken emeklilik konusunda şunu yapmıyorsun dediğimi duydunuz mu benden? Hep şunu söyledim. Ya söz verme ya da söz verdiysen yap. Doğrusu neydi? Söz vermemekti. Kardeşim, şu anda bugün yapılan açıklama 1.6 kişi 4 işçinin emekli maaşını karşılıyor. Böyle bir sistem yürümez. Ha ya da sosyal sigortaları sat Buffett'a, Warren Buffett'a sat. Warren Buffett kullansın paranı, o değerlendirsin. Belki çok yüksek paralar kazandırır fonlardan. Ha, belki o zaman biraz daha kısmen rahatlarız. Bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu ya şartlarla güzel, olmaz kardeşim. Sistemi güzel söylüyorsun. Olmaz. Bunu da bilmeyenler var. Yani normal şartlarda çalışanlar, yani bir ülkedeki çalışanlar emeklilerin maaşlarını öderler. Yani sistem öyledir. Memdu abi çok güzel söyledi. Ama tabii Ferit o bir kere yanlış bir olay aynı zamanda da. Yani ama öyledir ama yani. Bak, sistem öyle. Hayır, olur mu? Hayır. Zaman, Ferit'in dediği azami en çok yani bir kişinin emeklisini öder. Avrupa'da öyledir. Evet, Avrupa'da öyledir. Tabii canım, Avrupa'da öyledir. Ama şu. Bir çalışan yani, iki kişinin emekli maaşı neydi Avrupa'da? Onun için hani, emekli rahat orada. Ama Ferit senin 20, 30 yıl, 40 yıl emeklilikte biriktirdiğin para diye bir para var aynı zamanda da. Yani Türkiye'deki emekliler bu kadar yüksek değildi. Bir dönem çalışanlar çoktu, emekliler azdı. Ve doğal olarak o parayı fonlarda kullanmadın. Devlet o parayı ucuz kredi, sıfır kredi olarak kullandı. Yani onu fonlarda değerlendirmedi aynı zamanda. Yani eğer bizim bir fonumuz olsaydı, emekli fonu, orada birikmiş bir para olurdu. Ama ne yazık ki bu iktidar sahipleri o paraları çaldılar. Şimdi doğal olarak Türkiye'de mevcut çalışanlar emeklilere yeten bir şeyi falan sistem yok. Bir sigorta yani askeri ücret alan bir emekçinin, işçinin ödediği sigorta parası 8 bin lira civarında. 8 bin lirayı da nereye ödeyeceksin? İşte abi zaten sorun da orada ya. Yani ama ya Ali'cim şu benim az önce söylediğimi Türkiye'de konuşmaya kalktın mı adamı asarlar. İşte yok yani onun için hikaye yani. Ya sistem bir kere eskiden kara delik denilirdi. Belki hatırlarlar bizim yaşımızdaki insanlar. Türkiye'deki sistemin en önemli kara deliklerinden bir tanesi emeklilerdir mesela. SSK'dır aslında şimdiki Sosyal Güvenlik Kurumu. Şimdi kara delik o ama Türkiye'nin şu andaki en büyük kara deliği bugünkü siyasal iktidara doğru baktığında kamu harcamaları. Yüksek ihaleler aslında. Ya işinde bir başka gerçeği de böyle. Şimdi olay şu. Hem onlar hem son 20 senede kamuya yaklaşık 4,5 milyon yakın işçi alındı. Memur alındı kardeşim. Dışarıda çözemediğin için kamudan veriyorsun. Kamu dediğinde vatandaş anlar. Benim yani orası. Çünkü dışarıda iş üretemediğin için, üretim yapamadığın için devlete sürekli dolduruyorsun, anlatabiliyor muyum? Devlet bak Ali'cim, yine bir şey daha söyleyeyim hepinize. Benim annemin dedeleri mülteziyim. Yani devletin gelirlerini toplayıp devlete veren, içinden de kendine pay alan. Çalmışlar mı, çırpmışlar mı bilmiyorum anneciğim ama bir ağa kızıydı ama bir şey de kalmadı sonunda yani. Onlardan bilirim, dayılarımdan falan da dinlerdim. Değil mi? Sonra da tarih kitaplarında da biliriz zaten yani bunları. Hatta öyle ki anneannem yeni gelin gidiyor. O da bir ağa kızı. Yeni gelin gidiyor. Kayınpederi mültezim ya,
toplamış, altın olarak toplanıyor vergiler Osmanlı döneminde. Geliyor, kızım Ayşe say bakayım şunları diyor. Bir iki heybe parası dolu altın. Anneannem sayıyor altınları, işte neyse şu kadar ağababa diyor. Ağababa dediği kayınpedere ağababa denir orada, ağabba. Ağabba dedi, ağababa yani. Kayınpederi yani dedemin babası diyelim, annemin babasının babası diyor ki kızım diyor ya içinden bir tane bile almak aklına gelmedi mi diyor. Yo diyor anneannem almadı. Ya böyle bir devlette öyle mültezimler. Bu sistem doğru sistemdir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vergiyi özel sektör toplasaydı, sigortayı özel sektör yapsaydı, hiç kimsenin sigorta borcu da olmazdı, vergi borcu da olmazdı. Devletler de, hükümetler de seçimlerden önce, her seçimden önce 3-4 defa yeniden yapılandırma yapmazlardı. Gidin bakın bakalım Türkiye Cumhuriyeti Maliyesi'nin ne kadar vergi alacağı var. O alacaklarının hiçbirisi para değil ha. Sözleşme ödeyeceğim denmiş ama hazinede devletin varlığında bütçenin artısında gözüküyor. Aktifinde görünüyor yani. Para. Yok onlar para falan değil. Ver onu özel sektöre kardeşim. Bir, daha az memurla her ay tahsilat yapsın sana her ay. Ver sigortayı çalıştırsın fonda. Kardeşim ben kime verdim sana? Ben sana sigorta fonuna her sene atıyorum. 400 milyar lira koyarım. Bu fondan her senede şu kadar prim beklerim. Yani bu para, bu 400 milyar seneye şu kadar yapacak kardeşim. Onun için diyorum verin bilim Buffett'a, dünyanın en büyük borsacısı. Biz Soros'la kavga eden bir milletiz, Soros'la. Hala Soros'u aşağılık bulan bir milletiz biz. Soros'a aşağılık diyenler aşağılık olduklarının farkında değiller. Ya adam dünyanın en saygın spekülatörü. Biz manipülatörle spekülatörü bile bilmeyen bir milletiz. Bu ülkenin en büyük manipülatörü kim? Eskiden cumhurbaşkanı ve bakanı damadıydı. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin mali hazine bakanı dolar olacak ya falan diyebilir mi ya? Satın dolarlarınızı diyebilir mi ya? Bu manipülasyondur be. Hapis cezasıdır. Doğrudan hapis cezasıdır. Spekülasyon risktir. Spekülasyon nedir? Seneye 1000 ton buğday olacak. Ben şimdiden 1000 ton buğdayı kilosu 1 liradan kapatıyorum mesela. Abi buğday 3000 ton oldu mu boku yedin affedersin. Gitti paracıklar. Memduh abi buna bir örnek daha vereyim mi? Daha da ileriye gideceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati'nin zamanında hatırla millet dövize gitmesin diye borsayı yönlendirmesi de bir aslında sıkıntı. Manipülasyon. Bak. Doğrudan hapis. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasa normal bir iş adamı bir borsacı olsaydı doğrudan bakın katalog suçtur tutuklarlar kelepçeleri vurar hapse koyarlardı. Abi Türkiye'de bunlar, işte bunları halk bilmiyor. Bir de halk dedim ya, halk nerede beleş orada yerleş abi. Alışmış, alıştırılmış halk. Seçim zamanı rüşvete, dünyada en büyük namussuzluk oyların satın alınmasıdır. Neyle? Rüşvetle. Ötekisini Turgut Bey'in dediği gibi, ya tapuya gittim, işim 10 dakika önce olsun, 1 saat önce olsun diye tapu memurunun kasasına 50 lira, 100 lira koydum. Bahşiş diyebilirsin belki. Ya yani kimsenin tapusunu çalmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Ama oy öyle değil. Sen rüşvet verip oyunu aldığında o oyu veren kişi basiretsiz, cahil, eğitimsiz, sorgulamayı bilmeyen olduğu için benim, senin, senin, bizim geleceğimizi çalıyor. Peki abi, şimdi Ali abinin de bir konu hakkında yorumunu alacağım. Tabii bu arada herkes lütfen sohbette chatte yazsın. Sevgili seyirciler bir de şunu altını çizelim. Memduh abi çok doğru söyledi. Ben de ona ek yaptım. Ali abinin karşı çıktığı sistemsel sorun. Yani bu böyledir. Çalışanlar emeklinin maaşını öder. Demokratik ve düzgün ekonomisi olan ülkelerde bu iş böyledir. Sayısını tam unuttum. Ya 4 ya da 3 olması lazım. Yani 3 çalışan bir emekliyi öder. Yani bu iş öyledir. Yani bilmeyenler var. Gördüm. O iş öyledir. Yani düzgün ülkelerde sistem böyle çalışır. Abi bizde bir çalışan ama 4 çıkıyor diyor ya. Ama işte bizde sorun şu. Zaten en büyük korkum da o. Memduh abi tamam bak şu anda belki bir hak ediş var emeklilik anlamında ama bundan sonra gelecek nesillerde vallahi bak ben bekliyorum ben yani emeklilik sistemi değişebilir. Çünkü iş yok. Çalışan sayısı azalıyor.
Emekliler fazla olacak ileride. Ferit'ciğim değişmeli canım kardeşim. Değişmeli evladım, değişmeli. Çocuklarımızın geleceğini çalmak istemiyor isek değişmeli. Çok geç kaldık. Çok geç. Az değil, çok geç kaldık. Bu çoktan değişmeli ama yapamadık işte yani. Olmadı. Seçim kazanma merakı, Recep Bey'de de var aynı merak. Seçim kazanacak, yansın bu dünya. Ya bir defa da kazanma ya. Türkiye'de biz kimi başarılı buluyoruz? Seçim kazananı başarılı buluyoruz. Bana seçim kazanan liderli değil. Seçim kaybetmeyi göze alacak ama ekonomiyi düzeltecek adam lazım. Rahmetli Ecevit. Ekonomi darboğaza girdiğinde biz bu işi bilmiyoruz dedi. Açık açık dedi. İki ortağını ikna etti. Muhalefet partileri de olgunluk gösterdiler. Kemal Derviş'i getirdiler. Liberal sosyal demokrat bir adama ülkeyi bıraktılar. Ve Kemal Derviş Merkez Bankası kanununu, ihale kanununu, BDDK'yı kurdu. Neler yaptı adam Kemal Bey? Neler yaptı? Kemal Bey'in yolundan Türkiye daha bir 5-6 sene devam edebilseydi, tam olarak ama devam edebilseydi, bugün bu problemden hiçbirini yaşamıyorduk biz. Peki abi şimdi şöyle. 2012 yılında. Ayağı bir de şey yapayım. Evet, ha 2012 yılında açın bakın arşive. Yalanım varsa yalan söylüyorsun değil. 2012 yılında kişi başına milli gelirimiz 12.594 dolardı. Ve o günlerde dönemin başbakanı Erdoğan 2023 yılında hedef ne gösteriyordu? 25.000 dolar gösteriyordu. Şimdi namuslu kurdan hesaplarsanız 8.000 dolar. Ya ayıptır ya, günahtır ya bu insanlara. Peki Ali abi şöyle bakalım. Şimdi sevgili seyirciler, ne olacak? Şimdi teknik konuları konuşuyoruz. Biliyorum sıkıcı da ekonomi falan konuları ama hani hepimizin anlayacağı dilden. Ne olacak ya? Şimdi bak konuştuk. Dövizde kısıtlama. İhtimaldir ki dövizden alacağınız getirinin %40'ına da bir vergi gelebilir. Erdoğan'ın iki dudağı arasında yetkisi var. Meclis verdi. Düşünün. Kredi yok. Kredi kartına da müdahale gelecek. Ali abi biz nasıl yaşayacağız? Ben bunu şu an düşünüyorum ya. Zaten kredi kartına mahkum olduk. Hepimiz böyle, ben de öyleyim. Hepimiz öyleyiz ya. Taksitle alıyoruz, ürün alıyoruz. Yani peşin kim alıyor şu anda ya? Telefonla. Kimde var nakit? Ha, bir dakika. Bir haber vereceğim. Kimde var nakit? Değil mi sevgili seyirciler? Bakın. Çok yani bilinir bir kuruluş bir rapor yayınladı. 2023'te önceki yıla göre oransal olarak en çok ultra zengin artışı bilin bakalım hangi ülkede olmuş? Türkiye'de ya. Türkiye'de olmuş ya. Evet, tabii Türkiye'de şaşırdım. Tabii Türkiye'de. Ha, orta direk zengin. Niye bitti orta direk kardeşim? İşte abi ya, yani toplum fakirleşirken birileri de voleyi vurmuş Ali abi. Ne diyorsun? Bak al sana rapor. Şimdi Türkiye'de siyaset aslında popülist. Yani buna Türkçesi halk dalkavukluğu diyorlar. Popülist çünkü iki şeyi var. Popülizm yapacaksın, iktidara geleceksin. Devletin kaynakları üzerinden hem kendini hem kendi ailen hem kendi yandaşlarını zenginleştireceksin. Çünkü Türkiye gibi ülkelerdeki özellikle kendi ülkemiz açısından söyleyeyim. Siyaset bir zenginleşme aracı ve parayı da devlet dağıtıyor. Şimdi bu sistemin değişmesi gerekiyor. Bu sistemin değişmediği sürece iktidarıyla muhalefetin aslında birbirinden farkı yok. Yani öbürü diyor ki ben 5 fazlasını veririm. Ben iktidar olursam. Sorun şu. Emekliye hiçbiri vermeyecek kardeşim. Emekliye vermeyecekler. Emekliye verebilecekleri paraları falan kalmadı. Öyle bir paraları falan yok. Şimdi son bir şey diyorlar. Haziranda verecekmiş Erdoğan. Evet abi, evet o şey. Bugün bir neydi? Bakan açıkladı galiba. Yani merak etmeyin. Temmuz'da, Haziran'da doğru düzeltme olacak diye. Ve ne oldu başlıklar hemen? Emekliye şeyde seçimden sonra zam yapılacak diye bir algı var. Evet doğru. Ya zaten Temmuz ayında enflasyon farkı verecekler Ferit. Zaten geliyor o döneme. 6 aydan haftaya zam yapılıyor ya memurlara. Onun üzerinden fark verecekler. Anlatabiliyor muyum? Başka hiçbir şey değil. Şimdi olayımız şu. Yani bugün için söyleyelim. Bugünkü siyasal iktidar için, Erdoğan için bitti Ferit. Türkiye'de aslında ne kendi yandaşlarına verebileceği, bak çok açık net söylüyorum,
Ki millete zaten vermiyor. Demin işte en ultra zenginlerin Türkiye'de, Mendo abi dedi ki orta sınıf bitti. Bu ülkede zaten orta sınıfı bitirmişseniz orada zengine daha çok zengin yapmışsınız. O orta sınıfın içerisinden bir kesimi ultra zengin haline dönüştürmüşsünüz. Orta sınıfı da yoksulluk sınırının altına atmışsınız demektir. Bu izlenen ekonomik ve siyasal politikanın nasıl rezil bir politika, halktan ve milletten yana olmayan bir politika olduğunun göstergesi somut olarak. Şimdi Mendo abi dedi ki işte 2010'larda kişi başına düşen milli gelir 12.500 dolardı. 25 bin evet. dolar yapacaklar. Şimdi bugün Erdoğan ne diyor? Milli gelir 12 bin küsür dolar diyor mesela. İlk üzerinden okuyorlar rakamları. Önce onu söyleyeyim. Gerçeği yansıtmıyor. Çünkü rakamlarla oynuyorlar. Şimdi o doğal olarak milli gelirle de oynanmış oluyor. Gerçeği bu değil. Yani 2000 eğer şuysa o bile olmuş olsa, Erdoğan'ın dediği rakam bile olmuş olsa 12 yılda Türkiye yerinde saymış. 12 yılda ürettikleri nerede o zaman Türkiye'nin? İşte tüm olay şu. Erdoğan ya bu sistemi değiştirecek ya bu işi bırakıp gidecek. Tekrar söylüyorum. Ya bu işi bırakıp gidecek sağlık nedenleriyle. Ya da Türkiye yine dünyada örneklerinde olduğu gibi daha otoriter bir Türkiye'ye dönüşürse Türkiye aynı zamanda tamtam sesleri ve savaş seslerinin yükseldiği bir döneme girecek. Başka seçeneği falan yok Ferit. Türkiye'de 3 tane seçenek var. Ya Erdoğan bu politikaları değiştirecek ya Erdoğan siyasetten çekilecek sağlık nedenleriyle. Ya da bu politikaların devam etmesi halinde Türkiye bugünü, bak bugünü arar bir hale dönüşecek. Bir de bu, şimdi çok da kişi yazıyor, emekliler de izliyor. Bu arada Memduh Bayraktaroğlu da daha önce yaptığımız yayınlarda hani kızanlar da oluyordu, görüyordum. Bu emeklilerle ilgili bakın sayanen zam verememe ihtimalleri yüksek diyordu çünkü bütçeyle ilgili. Hakikaten de şu anda söylediği gibi de oldu. Hatta ben açıkçası bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Yani bu bütçede para olduğu için değil. Vermek zorunda basar, olduğu için. Basar bu. Parayı verir ama sonrası ne olacak? He, ben vermek zorunda olduğu için. Çünkü orada bir söz verildi. Açık ya şimdi. Abi şimdi bu ya, realite tamam. Abi sen şimdi mantıklı konuşuyorsun. Doğru. İşi biliyorsun. Ama bir de ortada söz var. Yani söz ve 8077 TL'yi memura verdi ama emekliye vermedi mi? Vereceğim dedi. Vermedi. O bir sorundu. Ama şu anda diyorlar ki bütçemiz yok, paramız yok diyor. Ayrıca tabii orada öyle cümleler kurdu ki ilginç. Şimdi 66 TL'den 10.000 TL'ye çıkarttık emekli maaşını. Nereden nereye? Dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ekonomistim de diyor biliyorsunuz. Ben ekonomistim diyor. Ne oldu abi? Ama öyle diyor. Hayır. Şimdi gerçekten bunu... Ben de kraliçe kaderindeyim. Abi. Hayır abi şu bu cümlenin toplumda karşılığı var demek ki ya. İlginç gerçekten. Yani. Abi ben de 60 TL'de, ya biri de şunu demiyor ya. Keşke 60 TL'de kalsaydı da. Bu arada 2012 yılında emekli maaşı 60 TL değildi. Ona baktım ben. 200 küsür lira, 250 lira falan olması lazım. O da şey, doğru bilgi değil. Sayın Cumhurbaşkanım ver doğru bilgi değil. Ama hadi diyelim 60 TL olsun. Ya keşke 60 TL'de kalsaydı da enflasyon olmasaydı. Ya doğru yönetim bu olurdu. Tabii. Ama hayat pahalılığı olmasaydı keşke yani. Keşke hayat pahalılığı olmasaydı. Şimdi 10.000 TL'ye getirdim diyerek övünüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama demek ki şunu anlayamıyorum ya. Çünkü bunu ya ülkenin ekonomik okuryazarlığı gerçekten çok geri seviyede. Yani rakamın artmasını görünce sanıyor ki iyi bir şey. Değil mi Memduh abi? Çok ilginç ya. Hani bir sosyolojik bir sorun bu. Çünkü normal şartlarda şu cümleyi var ya birisi kursun Memduh abi. Yani bir demokratik daha aklı çalışan bir ülkede vallahi billahi var ya istifa ettirirler ya o cumhurbaşkanını. Ne demek ya 60 TL'den 10.000 TL'ye getirdik. İyi perişan iyi yaptın ya. Perişan ederler. Neyse söyle Ali abi. Ferit. Söyle abi. 2001 yılında bir emekli maaşı atıyorum 100 lirayken atıyorum yani rakamı şu anda anımsamadığım için. Askeri ücret onun 1,5 katıydı. Yani 150 liraydı. Evet. Yani bugün bir emekli maaşının ortalama olarak 25.500 lira olması gerekiyor 2001 yılına göre. Yani AK Parti'nin iktidara geldiği döneme göre.
Yani Erdoğan bunu söylerken o çok büyük ihtimalle o 66 lirayı dul ve yetimlerin üzerinden söylüyor. Önce onu söyleyeyim. Dul ve yetim emekli maaşları ile ilgili olarak söylüyor. Şunu söyleyelim. Erdoğan aslında Türkiye'ye 23 yıl içerisinde 2001 yılına göre maaşıyla geçinen insanları yoksullaştırmış. Emekli maaşıyla geçinen insanları yoksullaştırmış. Ya şimdi bizim yaşımızdaki insanlar, genç insanlar da babalarından, dedelerinden bilirler. Eskiden insanlar emekli ikramiyeleriyle ev alırlardı, ev. Araba alırlardı, araba. Hikaye bu kadar basit. Kardeşim 100 yıl önce değil. 1000 yıl önce değil. Yani şu anda bizi dinleyen 25 yaşındaki çocuk babasına sorsun, dedesine sorsun öğrenecek. Bugün emekli ikramiyenizde ne alır sorusuna bakacaksınız. Üçün birini alırsınız, anlatabiliyor muyum? Arsa alamazsınız, arsa. 200 metrekare tarla alamazsınız. Tarla, tarla. Soğan bile ekemezsiniz, anlatabiliyor muyum? Erdoğan neden söz ediyor? Erdoğan Türkiye'yi bak Kemal Derviş'in politikaları sayesinde iyileştirmiş. Yani o devam eden politikalar sonrası. Ne zaman ki kendini ekonomi uzmanı görmeye başlamış. Ne zaman ki tek adam sistemine geçmiş. Ne zaman ki toplumu ve kendi yanındaki siyaset yapanlarını biat ve itaate zorlamış. Kendisi de ekonomi benden sorulur demeye başlamış. Çuvallamışız gitmişiz karşısında. Bu kadar basit. Ve dünyanın her yerinde bir toplumu yani milleti yani insanı yoksullaştırırsanız büyük çoğunluğu bir avuçu daha çok zengin etmenizle toplum ilgilenmez. Toplum büyük çoğunluklarla ilgilenir. O toplum yoksullaşmışsa o ülkeyi yönetenler iktidarda kalamazlar. Giderler kardeşim. Giderler. Ve hep onun için söylüyorum bu 1 Nisan denilen mesele aslında 31 Mart meselesine bakmak gerekiyor. 31 Mart hikayesiyle başlıyor bu iş. Yani 31 Mart'ta milletin nasıl bir tavır koyacağıyla. Eğer bu millet, bak şimdi biz konuşuyoruz, Mendo abi konuşuyor, muhalifler konuşuyor, bizi izleyenlerin büyük çoğunluğu muhalif, onlar konuşuyor, iktidarı destekleyenler de var. Eğer tüm bu konuşmalarımıza rağmen Erdoğan bu yerel seçimleri kazanırsa bu şu demektir. Millet benden memnun demektir. 1 Nisan'dan sonra millete ne kadar geçebilecekse o kadar geçebilecek demektir. Nasıl anlıyorlarsa öyle anlasınlar. Bir de abi şöyle bir tehlike var diyor ya, iddiaları var. Bunda madem öyle şeye girdik 31 Mart'a seçimlere. Memdu abi şimdi tabii Erdoğan istediğini alırsa yani seçimi kazanırsa bu ekonomik uygulamaları da daha rahat yapacaktır. Aslında bu bir AK Parti için, Cumhur İttifakı için bir hani güven oyu gibi bir şey olacak yani toplumdan. Yani sadece bir yerel seçim değil. Ben senin politikalarını destekliyorum kardeşim, sana oy verdim, istediğini yap diyecek. Ama Erdoğan kaybederse, şimdi bir de bunu düşünelim bak yani. Hani bu parasal sıkışma olsun, büyük ihtimalle orada, yani diyorum ya ben bundan korkuyorum aslında. Yani garip bir olumsuz bir enerji, kötü bir enerji alıyorum ya Memdu abi ya. Yani bir insan sonrası için. Ya bunu artık sosyolojik bir soru olarak da görebilirsiniz. Belki sosyal bir sıkıntı da olabilir. Bilmiyorum ya. Ama bir şey olacak gibi geliyor. Benim değil mi bu seçim ortamına girmeden öncesinden beri geçtiğimiz yani 2023'ün hemen hemen işte Ağustos, Eylül'ünden beri hep söylediğim bir şey var. Meral Akşener'e dikkat. Allah. Meral Akşener Erdoğan'ın kaybetmesini istemiyor. Meral Akşener dediğiniz zaman iyi saatlerde olsunlarla beraber çalışıyor. Ne diyordum Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine, yüzüne konuşmalarımda, videolarımda, gazetedeki köşemde. Devlet Bahçeli'yi Erdoğan'ın yanına koydular. Kürt siyasi hareketiyle iletişiminin önüne geçmek için. Meral Akşener'i de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına koyacaklar. CHP'nin Kürt siyasi hareketiyle iletişimin önüne geçmek için. Artık hepsi gördüler ki bu ülkedeki bir iktidar, Ahmet, Mehmet, Tayyip, Hasan, Tansu, kim olursa olsun, Bülent Bey, Kürt siyasi hareketiyle kavga etmeyen bir siyasi iktidar
O dönemde de bir cemaat vardı biliyorsunuz. O cemaat neydi? Cemaat de dinsel uzlaşmacıydı, değil mi? Öyle değil mi? Dinler arası diyalogu kuran adam değil miydi? Kim gönderdi onu? Ecevit gönderdi, Başbakan Ecevit'ti. O gönderdi. O destek verdi. Değil mi? Dediler ki ya bu dinler arası diyalog artık Kürt siyasi hareketiyle ortak hareket eden iktidarlara bastırın parayı kardeşim. Bunlara parayı bastırırsak Arap İslamı ile Avrupa Hristiyanlığı arasındaki bu büyük binlerce yıllık düşmanlığın önüne geçebilirsek küreselleşmeyi gerçekten gerçekleştirebiliriz. Çünkü küreselleşme daha bundan 250-300 sene önce Ricardo'nun karşılaştırmalı maliyetler teorisinin bir bakıma fiiliyata dökülmesiydi. Kim daha ucuz bir mal üretiyor bir diğerini pahalıya mal ediyorsa pahalıya mal ettiği malı ucuz mal eden ülkeden satın alacak. Kendi ülkesinde ucuza mal ettiği malı başkasında pahalıya mal edene satacak. Budur. Küreselleşme dediğim budur. Açın kapıları. Mal da serbest dolaşsın, para da serbest dolaşsın, emek de serbest dolaşsın. Biz emeği dolaştıramadık. Şimdi bütün dünya, bütün bunlar yapılırken, yapılacakken ama insan malzemesi çok kötü çıktı dünyada. Türkiye'de biraz. Şimdi daha fazla ileri gidersem gitmek de istemiyorum. Erdoğan şimdi şunun farkında. Meral Akşener de farkında, Bahçeli de farkında, herkes farkında. Hatta dedim ben konuşmalarımda acaba ya bu CHP'de mi böyle? Dende mi? Dikkat edin bakın. Şu anda adeta bütün muhalefet partileri Erdoğan'ın adayları kazansın diye çaba gösteriyorlar. Ama buna rağmen halk partileri unutmuş. Mansur Yavaş'ın peşinden koşuyor. Mansur Yavaş seçecekler belli ki. Kesin seçecekler hem de. İmamoğlu'nun peşinden koşuyor. Görülebildiği kadarıyla seçecekler. Adana'da hatta Mersin. Ben öyle geliyor bana bilgiler. Ama siyasi şey entelijansa mı diyorlar? Ne diyorlar? Yukarıdakiler öyle istemiyorlar. Senin dediğin gibi Ferit, Tayyip Erdoğan kaybederse diyorlar iyice siyasetin dibine vuracak. İyice. Batsın dünya. Şevki Yılmaz'ın dediği gibi. Kaç para kaldıysa onları da yiyecek kardeşim. Ya. Ve belki de iyice yiyip ulan bu hakikaten her şeyi başarıyor falan diyecekler. Bir erken seçim daha bu sefer kendi isteyecek bir daha. Belki 400'de geçen bir parlamento kurdu. Bilmiyorum yani. Bunlar tabii afaki şeyler. Ama söylemek istediğim şu. Komplo teorisi olarak bakarsan muhalefet partileri Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinden korkuyorlar. Çünkü Erdoğan seçimi kaybederse bir daha Türkiye'de demokrasi asla gelmez. Gitti gider bir daha kardeşim. Çünkü o Erdoğan bu seçimleri de kaybetmiş Erdoğan iktidarda kalabilmek için yapmayacağı bizim aklımıza gelmeyen her şeyi yapar kardeşim. Bu arada Memduh abi böyle yani ekonomi politik yapıyoruz ya Mansur Yavaş deyince şu an bir son dakika bilgisi vereyim. Bir röportaj yapmış Mansur Yavaş. Bilmeyenler de vardır. Çok ilginç. Vallahi Ali abi şimdi patlayacak. Ben de patlayacağım da neyse haberi veriyorum. Mansur Yavaş demiş ki Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum. Kesin doğru söylüyor. Ama zamanı mı? Bu lafı söylemenin zamanı. Abi sadece o değil ki. Şimdi ikiniz de tam şey yapamadınız yani. Ben kızacağım abi. Günaydın. İşte zamanı mı diyorum? O Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanırdım cümlesi mi acaba? Şimdi Cumhurbaşkanı olsaydım kazanırdım. Amcamın, halamın pardon affedersiniz bilmem neleri olsaydı halam amcam olacaktı. Ya Mansur Bey. Ben Mansur Bey çok destekliyorum. Mansur ona yanıt verir Memduh Bey. Ama gereksiz ya bakın kardeşim ya. Ben diyorum işte az önce benim söylediklerim hakkı çıkarıyor ya. Ya bunlar seçim kazanmak istemiyorlar ya. Evet, zaten Kemal Kılıçdaroğlu orada Ales'te bekliyor CHP kaybetsin diye. Kemal Kılıçdaroğlu deyip geçmeyin. Hala CHP içinde çok büyük taraftarı var. Çok. Öyle az buz değil. Bak bir seçim kaybettik Muharrem İnce'ye aldıkları tavır nedeniyle. En baştan da Muharrem İnce yanlış yaptı. Kemal Bey Muharrem İnce'nin yanlışına yanlış yapmamalıydı. Binde iki, binde üç parti oyu olan partilerin peşinden koştu Kemal Bey.
Bak o Muharrem İnce'yi yanına almadı. Muharrem İnce de inatlaştı. O da haddini bilmedi. Ama bunların hiçbir sebep olmamışlar kardeşim. Bu haber doğru bir haberse şimdi böyle bir açıklama yapmış. Haber Türkiye söylemiş. Beni aday gösterselerdi kazanırdım demiş. Geçmişle ilgili evet. Bir şey Mendo abi. Hayatım bak. Ya geçmişle ilgili bir şey. Adam karısına diyor ki ya ben seninle evlenmeseydim falanca çok güzeldi be. O aile biter abi. O aile biter abi. Mendo abi öyle çok söyleyen kadın vardır ki Türkiye'de. Abi ben demem de onun için. Demedim düşünmem demem de. Böyle saçmalık olur mu ya? Ne demek ya ben girsem kazanırdım. Yarın imam da desin ben girsem kazanırdım diye. Zaten ikisi ilk baştan daha kendilerine gelindiğinde sorulmaya kardeşim biz aday falan değiliz deseydiler Türkiye bu hale gelmezdi. Evet. O seçimleri de Kemal Bey olmazdı belki başkası ama olurdu. Düşürdüler birbirlerini iki tane kamuoyu araştırması yapılıyor. Bir tarafta Ankara Belediye Başkanı, diğer tarafta İstanbul Belediye Başkanı en çok oyu onlar alıyor. Bu kamuoyu araştırma şirketleri bela, başa bela. Duygusallık, hep duygusallık. Bir de Memdu abi, Ali abi yani ben niye onu bu konuyu gündeme getirdim ya? Baktım şimdi son dakika haberi diye verdim. Yoksa bu akşam akışımızda yoktu. Ama yani... Ne yaptın ya? Ya sevgili seyirciler şunu soracağım. Yani bu çocuk oyuncağı mı? Yani milyonlar ya bakın bu uğurda insanlar hayatını kaybetti. Bir kızımız intihar etti. Hatırlayın yani. Yani öyle bir umut verdiniz ki muhalif seçmene. Şimdi çocuk oyuncağı gibi yok ben olsaydım şu olsaydı. İşte Meral Hanım da, bu soruyu sorana verilecek cevap var. Geçti Borun Pazarı kardeşim. Geleceğe bakalım. Bana gelecekle ilgili soru sor. Benim tanıdığım akıllı zeki Mansur Yavaş bu soruya şu cevabı verildi. Bana geçmişle ilgili soru sorma kardeşim. Bana geçmişte yaptığımız bir hata var ise belediyecilikte bu hatayı yaparsanız ne olacak diye sor. Ama bana geleceğe yönelik soru sor derdim ve biz de bunu burada konuşmazdık bile. Yarın bir gün göreceksiniz bu olay nasıl tartışılır. Evet sevgili seyirciler bir izleyicimiz yazdı diye ben baktım. Haber sitelerinde de böyle geçiyor haber. Şimdi bazıları diyor ki demek haber öyle, doğru. Evet aslında öyle demedi diyenler var gördüm ama onun için ben haberciyim aman. Yanlış bir haber vermek istemem. Öyle demişse ama Mansur Yavaş affedersiniz evet, çocuklar halt etmiş Mansur Bey. Evet. Tam böyle aynen halt etmiş üstüne tüy var mı yok mu merak ediyorum. Dökmüş mü? Tüy de koymuş mu üstüne? Merak ediyorum. Bir zeki evet, bir adam bu soruya böyle cevap verir mi ya? Murat Kurum'dan ne farkı var bunların ya? O zaman böyleyse ya. Türkiye nelere kaldı görüyor musunuz? Bakın çocuklar kusura bakmayın. Yani iyice coşuyor, heyecanlanıyorum. Bundan 31 sene önce ilk kitabım yayınlandığında bunları anlattım. Bizim insanımızda hala bir hata var. Sistem şöyle, sistem böyle. Ya sistem dediniz nedir ki ya? İnsan olmazsa sistem neye yarar ya? Biz de liberal ekonomiyi uyguluyoruz bu mübareği. Liechtenstein'da, Lüksemburg'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, Avusturya'da, Japonya'da, Kanada'da da, Amerika'da da bunların hepsinde liberal sistem uygulanıyor. Hepsinde. Onlarda neden kişi başına milli gelir 50 bin, 60 bin, 80 bin dolar da bizde 8 bin dolar? Bizde insan yok insan. Malzeme boktan. Efendim 3-5-2 futbol taktiği harika süper. Muhacir Mahalle İtman Yurdu 3-5-2 oynasın. Barcelona'yı koyun hiçbir şey oynamasınlar. Futbolcular çıksın. Muhacir Mahalle İtman Yurdu'nu kevgire çevirirler. 90 dakikada 60 tane gol atarlar. Sistemsiz. Sistem dediğin ne ki ya? Kötü sistem yok. Kötü insan var. Sen sistemi kendi sistemini kurarsın, kurallarını getirirsin ama onu uygulayacak insanların olur, malzemen olur. Yıkar geçersin. Sistem. Şey getirdik biz de. Bizde de paranın kıymeti, Türk parasının kıymetini koruma kanunu 40 sene önce kaldırıldı. Tam 40 sene önce. Döviz serbest al gitti. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Neye yaradı? Aha da bunu da işte şimdi. Geldik. O döviz yüzünden bakın Türkiye ne hale geldi. Neden? Denetlemeni bilmedin. Ekonominin kurallarını bilmedin. Adam seni getirdin Amerika Birleşik Devletleri'nden Kemal Derviş'i Merkez Bankası'nı sana özel hale getirdi. Sen attın abi. İstediğin zaman canın sıkıldı. Merkez Bankası Başkanı'nı kovdun. Merkez Bankası Başkanı'na faiz indir dedin. O geri zekalı da faiz indirdi. Kaldır dedin kaldırdı. Böyle şey olur mu ya? Sistemmiş. Ne sistemi be? Türkiye'nin sorunu insan. Türkiye'de insan yok. Türkiye'de hak etmeyenler
yükseklerde hak edenler sürünüyor kardeşim. Bu kadar basit. Ferit. Abi şurayı bir okuyayım. Evet abi, Ferit, söyle sen. Haberi bir detayını vereyim mi, ister misin? Ben de abi onu okuyacaktım ya, taktım kafaya da, bir arkadaşım da yolladı sağ olsun. Oradaki haber bence Mendo abinin dediği gibi değil. Önce onu söyleyeyim. Yani ben bir kere haberin tam. Demedim ya. Mendo abi şey demedi ya. Dur. Oku istersen Ferit. Ya ben bazı birilerini oku Ferit. Şöyle diyor ki, Sayın Meral Akşener Cumhurbaşkanı adaylığımda samimi olsaydı, ben başka bir partinin üyesiyken, hiç haberim yokken adaylık çağrısı yapmazdı diyor. Önce Meral Akşener'e kızmış. Hem Ekrem Bey'e hem bana çağrıda bulundu diyor. Bak, hem Ekrem Bey hem bana çağrıda bulundu. Peki ikimiz de kabul etseydik ne olacaktı? Kura mı çekilecekti demiş. Sonra eklemiş. Ben başka partideyken hadi çık gel aday ol demekle olmaz bu işler. Akşener'in teklifi etik değildi. Atılı masa beni aday göstermeseydi aday olurdum. Atılı masa beni aday gösterseydi, pardon, aday olurdum. Yani masanın hepsi beni aday gösterseydi. O aday olabilir bak, o ayrı, ama çekilirdin demiş, yanlış. En doğru. Devam et Ferit. O kısım bende yok abi. Ali abi sen devam et. İsterseniz ben devam edeyim. Herkes korkak vesaire diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen? Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. Aday ol dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim. Oy birliğiyle olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalle seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konularla bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara'da yaşayan ödediği vergilerden oy alırız. Ama cümle şeyden geliyor abi. Soruyor şimdi. Diyorlar ki Yavaş'a. İYİ Parti ile arada yaşanan aday tartışmalarıyla ilgili soruluyor. Diyor ki biz CHP'ye belediye başkanı seçtirmek için mi bir araya geldik söylemi doğru değil. Balıkesir, Denizli kazanmış olsaydınız CHP de size kazandırmış olacaktı. Müşterek muhalif bir tutum vardı ortada ifadesini kullanan Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık teklifini etik bulmadığını kaydedip bunu konuşuyor. Abi direkt olarak şey olarak söylemiyor. Yani bunu açıklıyor o süreçle ilgili olarak. Tamam. Olsaydım diyor, kazanacağımı düşünüyordum. Yani ya, ben tuhaf görmüyorum açıklamasını Mansur Yavaş. Ali, o günleri hatırla ya. Ferit belki beni hatırlamaz ama sen biliyorsun. Ya ben Ümit Özdağ'la nasıl kavga ettim değil mi? Tanıklar, yaşayanlar, herkes biliyor. Ümit Özdağ beni şikayet etti gazeteme falan. Birbirimize girdik. Ümit Özdağ Mansur Yavaş adayım dediği gün ben ne dedim? Bitti bu iş. Ümit Özdağ Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. Çünkü o Ümit Özdağ'ın o açıklaması. Şimdi tanıyor musunuz ki Sinan Oğan'ı Tayyip Erdoğan'a Ümit Özdağ göndermedi? İddia ediyorum. Göreceksiniz, lütfen not edin. O gün de söyledim, bugün söylüyorum. Ümit Özdağ Sinan Oğan'ı aday yapan da Ümit Özdağ, kendi niye aday olmadı? Kendi niye aday olmadı? Ümit Özdağ kendi partisine aday gösterdi. O da partinin genel başkanıydı. Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli bu ülke için çok tehlikeli iki insan. Benim için istediklerini yapsınlar. Çok tehlikeli iki insan. 21. yüzyılın birinci çeyreği bitiyor. Dünya artık bu iki siyasetçinin çoktan rafa kaldırıp attı, çöpe attı. Bunlar Türkiye'de oylarını attırıyorlar. İşte bu insanla bu halkla ya Recep ya Ümit ya Devlet kardeşim. Buyurun. Hadi buyurunuz. Ya abi o zamanlarda Ata İttifakı diye bir ittifak kurmuşlardı. Belki o çerçevede hani bilmiyorum aday olma sürecini yani, sen daha şey yaparsın Ben Mendo abi gibi düşünmediğimi ifade etmek isterim. Mansur Yavaş'ın. Tabii birbirimiz gibi düşünmeyelim ki biraz heyecan olsun. Yani Mansur Yavaş'ın bu açıklamasını normal buluyorum. Yani hayatım bak bizim Ali bak pardon affeder itiraz edeceğim. Ya Ferit öyle demedi ki, Ferit bir cümle koydu. İşte Mansur Yavaş cümle yanlış olduğu için olay oraya. Ben de ondan hareketle öyle söyledim hayatım benim. İşte ben ama adam yani öyle söylememiş. Söylemediği için de doğru değil yani. Şey yapılan yorumlarda bir anlamı kalmıyor. Kısacası kabul ediyorum, anlamı kalmıyor o zaman. Kalmıyor. Ama şimdi keşke o kadar demiş. Konuşmayı yaptıktan sonra kazanacağımı düşünüyordum da demeseymiş. Niye diyorsun onu kardeşim? Ama hikaye şu bence. Bugün Türkiye geçmişe dönecek miyiz? Döneceğiz tabii yüzümüzü. Geçmiş dediğin 100 yıl önce değil. 8 ay önce, 6 ay önce olan bir
süreç. Yani Mayıs azı, şey 14 Mayıs 28 Mayıs. Öyle üzerinden yıllar geçmedi. Hala hafızamız taze ve hala muhalif seçmen böyle vuruyor, böyle. Niye? Göz göre göre alınabilecek bir seçim verildiği için. İnsanlar kızıyorlar. Haklılar. Bin kere haklılar, milyon kere haklılar. Ve şunu söyleyeyim. Yani seçim verildi de ya, CHP'li seçmenin hiç mi kusuru yok? CHP'li seçmen için bakmıyorum. Muhalif, bana ne CHP'li seçmenden? Ben muhalif seçmenin bir bütün olarak bakıyorum Mendo abi. Sorun şu. Abi muhalif seçmen yapacağını yaptı abi. Adamlar oylarını verdiler. Sorunun özü şu. Yani siyasal... Koy Muharrem İnce'nin oyunu Kemal Bey'in oyunun üstüne. Muharrem İnce'nin oyunu koy Kemal Bey'in oyunun üstüne. Cehennemin kapılarını kapatacağım diye bas bas bağıran Sinan'ın oyunu koy. Kemal Bey %52,5, Recep Tayyip 47,5. Şimdi kısacası olay şu Ferit. Şimdi o seçimlere bakınca insanlar böyle ciğerden gelerek isyan ediyorlar. Ve şimdi tam bu yerel seçimlerde bir kez daha görüyorsun ki o aynen 14 Mayıs öncesi olduğu gibi ve 28 Mayıs öncesi olduğu gibi yine aynı kurgu yapılıyor. Sözde muhalif olan bir kesim, bak sözde muhalif olan bir kesim yine küçük dar hesaplarıyla partinin başına nasıl iktidara gelebiliriz, onlar başarısız olsun, biz partinin başına tekrar dönelim diye bakıyor. Bir başkası başka türlü bakıyor. O öyle bakıyor. Meral Hanım işte bak biz için içerisinde değiliz. Görün bak seçimi kaybedin. Demek ki bizim ne kadar doğru olduğumuzu, biz olmadan hiçbir şey olmayacağını bir görün diye bakıyor. Ya geçen gün Erdoğan'a bir bakışı var Meral Akşener'in. Sana yemin ediyorum. Bak bir bakışı var. Herkes o fotoğrafa baksın arkadaş. O fotoğrafın tüm olayı şudur. Bu seçimlerde İYİ Parti tarihsel rolünü oynamıştır. Çok net. Bu tarihsel rolünü oynarken eğer yine referandumdan bu yana o ittifakın içerisinde olmuş olsa bugün İYİ Parti'nin Türkiye genelinde elinde belki 1 Nisan sabahı 3 tane büyük şehir olacak. Bak 3 tane. Şimdi neyin olacağını göreceğiz. Yani kısacası aslında Erdoğan'ın kurmuş olduğu o hangi hesapsa siyaset dizaynı işliyor, devam ediyor. Bu hem de muhalefetin içerisinden işliyor. Zaten kendisi yoluna devam ediyor. Ben o açıdan bu seçimlerde eğer vatandaş, bak vatandaş tırnak içerisinde, tüm her şeye rağmen, kurgulanan oyuna rağmen gidip gereğini yapmazsa 1 Nisan sabahı yine ciğerden konuşmaya başlar. Ve bir şey daha söyleyeyim. 1 Nisan sabahı Türkiye'de muhalefet bir yenilgi alırsa Ferit, tekrar söylüyorum. Evet, ne bir olacak? Bir daha muhalif seçmeni kimse sandığa götüremez kardeşim. Bak, yok yeni bir parti öyle diyorlar, bir şey. Hayır, için söylüyorum Mendo abi. Siyaset, demokrasi boşluk kaldırmaz. Ayrı Mendo abi. Ayrı. Ama şunu söyleyeyim. İnsanlar bu seçimde de bir başarısızlığı tahammül gösteremezler kardeşim. Ve gösteremezler. Erdoğan tekrar söylüyorum. Bu seçimleri de %50'nin üzerinde bile kazanırsa yemin ediyorum 1 Nisan sonrası milletin üzerinden nasıl geçileceğini hep beraber görürüz kardeşim. Abi geçerse bana bak bir izleyicim yazmış. Diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar Ali Hocam. Üçünüzü de zevkle severek izliyorum. 2010 yılından beri Takvim Gazetesi her gün emekliye zam maaşlara zam habere ama her gün %300 olarak duyuruyor. Benim emekli maaşımın o haberlere göre 90 bin lira olması lazımdı. Ali Hocam AK Parti'ye oy verenlere başka bir şey söylemiş. Yine oy verirler, her gün konuşuyoruz. Bu bana yazan muhtar. Diyor ki muhtarlığa geliyorlar. Reisten başkası düzeltemez diyorlar. Abi beyin başka bir şey diyor. Bunların dağıttığı çayları okutmuşlar abi diyor. Ve sana bir şey söyleyeceğim Ferit. Cumhurbaşkanı Erdoğan çay dağıtıyor ya topluma.
Evet. O çayların tamamı okunmuş çaylar değilse hiçbir şey bilmiyorum. Bak şimdi izleyicimin notuyla söylüyorum. Şimdi buna inanırsınız, inanmazsınız. Bunu çok tuhaf bulursunuz, bulmazsınız ama yazın bir kenara Erdoğan. Bak Erdoğan tüm dini, inanç temelli her şeyi kullanıyor, yetmez. Astrolojiyi kullanıyor, yıldızları kullanıyor, yetmez. Yanında 300'e yakın üniversiteden özel bir şey var, heyet deyin, bilim kurulu deyin, adına ne derseniz deyin, toplumun direkt beynini yıkamaya, beyni yönlendirmeye yönelik özel bir sistem çalışıyor. Tam 20 yıldır önce onu söyleyeyim, çalışıyor. O açıdan burada herkes, bu muhalif olan vatandaşlara özel bir şey düşüyor. Gerekeni yapmak ve bu gereken yapılırken de şunu görüyorum. Türkiye'nin 80 ili bir tarafa, İstanbul bir tarafa kardeşim. Tabii İstanbul aynı zamanda çok merkez, ne kadar görülüyor. İstanbul seçimleri Türkiye'yi, muhalefeti de domine ettiğinin de altını çizmem gerekiyor Ferit. Ali abi bir şey söyleyeceğim. Yani biraz üstü kapalı konuştun orada da daha açık sormak istiyorum. Biz biliyorsunuz açık konuşuyoruz. Yani o birileri şu anda partiye geri dönmek istiyor dediğin Kemal Bey ve ekibi miydi? Yani bunu açık konuşalım ya. Çünkü bir büro tutulduğu ve o büroda da hala siyasi konuların konuşulduğu iddia ediliyor. İşte Kemal Bey'in birçok kişi ağırladığı orada ve ekip olarak da bir Nisan'ı bekledikleri iddia ediliyor. Hani ilginç. Yani ne olacak yani şimdi diyelim Erdoğan kazandı. Şimdi açık soracağım ya, Allah Allah. Aklıma takılıyor. Diyelim Erdoğan kazandı. İstanbul, Ankara'yı her yeri aldı. Ne olacak şimdi? Kemal Bey ve ekibi geri mi gelmeyi planlıyorlar? Geri gelir. 1 Nisan'da olağanüstü kongre talebinde bulunur. Nisan'ın ortasında olağanüstü kongre olur. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi CHP'nin genel başına gelir. Eren Erdem de CHP'nin genel başkan yardımcısı olur. İletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak yoluna devam eder. Allah Allah ya. O kadar şey ya durumlar. Vallahi billahi çok ilginç net, ya. Hiç. Ama ben sana bir şey söyleyeyim Ferit. 2010 yılında Deniz Baykal kaset olayından dolayı istifa etmek zorunda kaldığı andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan seçildi. Yaklaşık ilk 5 yıl boyunca Deniz Baykal ekibi hep geri dönme hayaliyle yaşadılar. Bak hep, ama kim aklına böyle getir, ne kadar simgesel hepsi. Bu isimlerin birçoğu şu anda AK Parti medyasında mevcut, bugün CHP'ye küfür ediyorlar. Şeyin, bu özellikle Kemal Bey'in etrafındaki o kadrolar, Kemal Bey'e de gaz veren kadrolar, birbirine gaz verenler tarih olacaklar Ferit. Yani hayalleri de gerçek olmayacak, onu da yaz. Allah Allah ya, bu siyaset nasıl bir şey sevgili seyirciler ya, hakikaten bu siyaset iyi. Bak Memdu abi çok iyi bilir bu konuları ama. Yani siyaset nasıl bir olaydır ha? Bu iş ya arkadaşlar, bu işin emekliliği yok mudur ya? Ne kadar işmiş ya bu? Emekli olmak istiyorum ya ben hakikaten ya, şu yaşımda ya. Bir rahatlayayım falan diyorum yani. Yani bu, anlayamıyorum bu işi. Bir de şu var. Çok ilginç. Bu aralar Erdoğan da Kemal Bey'i övmeye başladı. Dikkat edin. Yani Bay Kemal'in bir tarzı vardı ya diyor. Bir tarz. Hani Bay Kemal'i özlüyorum diyor aslında. Yani özlemiş Erdoğan da. Buna İslam dininde nifak deniyor, biliyorsun değil mi? İslam dininde nifak denir buna. Nifak çok denir. Dostların arasına birini, iki dosttan birini ötekiyle çarpıştırmaktır. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu aynı aday göster. Mesela o zamanlarda da seçimden sadece birini aday gösterseydi kamuoyu araştırma şirketleri, hiç problem olmazdı. Kemal Bey de diretemezdi. İmamoğlu'ysa İmamoğlu'nu aday yapardı. Mansur Yavaş'sa Mansur Yavaş'ın yapardı. Zaten Mansur Yavaş, hatırlarsanız, ben Ümit Özdağ'a çıkış yaptıktan sonra o da dedi ki ya kardeşim işine bak, aday falan değilim dedi. O zamanlar siyasetçi az gelişmiş ülkelerde berbattır kardeşim. Siyaset dünyanın en güzel mesleğidir. Siyaset dünyanın en kutsal mesleğidir. Doktorluk kadar kutsaldır. Bakkallık, fırıncılık kadar, çiftçilik kadar kutsaldır. İnsana hizmet etmektir siyaset, insana. Kirli olan siyaset değildir. Siyasetçi kirliyse siyaset de kirlenir. Siyasetçi temizse siyaset de temizdir. Siyaset bir elbisedir, bir beyaz gömlektir. Bembeyaz, pırıl pırıl, tertemiz bir gömlektir. Tertemiz, yeni banyo yapmış, üstü başı tertemiz, kendi temiz birisine giydirirseniz gömlekte leke olmaz. Ama
ziplerden gelmiş, bulanmış, bulamaş olmuş simsiyah çamur keren içinde birisine giydirirseniz siyaset isimli beyaz gömleği çamur içinde kalır. Ya Türkiye'de siyaset kirlendi çünkü siyasetçi kirletti. Siyasetçi kirli. Kusura bakmasın. Hepsinin çoğu. Çok az ya, siyasetçi temiz kalabildi. Çok az siyasetçi temiz kalabildi. Memdu abi bir örnek daha vereyim bu olaya. Çok ilginç değil mi? Başımıza neler neler geliyor. İşte bir sürü facia oluyor, yolsuzluk oluyor, işte ne bileyim doğal afetler falan filan. Hadi onu da geçtim. Ya bir seçim geçti 28 Mayıs'ta. Kaybedenlerden bir tane istifa eden gördünüz mü? Hayır. Ya da bu doğal afetlerde, bu olaylarda, yolsuzluk, bu sıkıntılarda. Ya bu ülkede biri istifa etmez mi abi ya? Bir görev bırak, koltuk yap. Yanılıyorsun. Kim abi? Barış arkadaş seçimlerde değil ama 3-4 Kasım kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını net olarak söyledi. Kazanamazsa gazeteciliği bırakacağım dedi. Vazgeçti, devam ediyor. O da bırakmadı. Gazeteciler de devam ediyor. Yine bizi dinleyenler var ya. Çok güzel espriydi. Barış gazeteciliği bırakacağım mı demiş. Ben tabii bunu bilmiyorum. Evet abi. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa bırakacağım dedi. Sonraki programda ağlamaya başladı. Özgür Özel de bırakma diye mesaj attı o gece abi. Şimdi hikaye şu aslında. Bizi bir takım izleyiciler dinliyorlar. Dinlerlerken yani kimi izleyicilerimizsin lütfen, başka yerleriyle dinliyorlar. Yani kulaklarıyla değil de gözleriyle dinliyorlar çok büyük bir ihtimalle. yani gözlerine baktırmalarını öneriyorum dinlerken. Hani kulağını duyarken karıştırıyoruz ya, gözünü de karıştırırsa daha iyi duyacak çünkü. Diyorum ki CHP yerel seçimleri kaybederse zaten Kemal Kılıçdaroğlu ekibi olağanüstü bir kongreyle gelir diyorum. Kimi diyor ki daha onun yani oyunun işi bitti. Bitmedi kardeşim, bitmedi. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ekibi bak tüm seçim olayını İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi için çalışıyorlar. İmza atarım bak, imza. Kimi ilçelerde kaybetmeleri için çalışıyorlar. Bunun şeyin bak sana bir tane örnek vereceğim Ferit. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyesi olan, bak MYK üyesi ve şu anda Afyon Karahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal aday olduğu günden itibaren son yaptığı mitingde, bugün Türkiye'nin gündeminde, seçildiğimde Afyon Karahisar Belediyesi'nin kapılarını DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak dedi. Özgür Özel dedi ki Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır diyerek Köksal'ı düzeltti. Evet. Köksal yaşananlardan sonra yaptığı açıklamada ise sözlerinin arkasında olduğunu belirtip dil sürçmesi değil diyerek krizi derinleştirdi. Bak Türkiye'de bir siyasetçi Afyon Karahisar çok muhafazakar olabilir. Deme de çok büyük tepki duyulabilir. Ama çıkıp milletin karşısında DEM Parti ve DEM Partililer bu belediyenin kapısından giremez dediğinde sen Afyon Karahisar'a mesaj vermiş olmazsın. Sen aslında Türkiye'ye mesaj vermiş olursun. Hem CHP'nin MYK üyesi olarak, hem milletvekili olarak, hem de Afyon Karahisar Belediye Başkanı olarak kimin adına konuştuğun ortada olur. Ya sen MHP'liler giremez, AK Partililer belediyenin kapısından giremez, Zafer Partililer giremez haddini. Nasıl söylersin? MHP demez bunu ya. MHP'li bir belediye başkanı Erzurum'da da, Kayseri'de de, Bayburt'ta da, Gümüşhane'de de, yani MHP'nin en ol Çankırı'sında da, Kastamonu'sunda da DEM Partililer belediyeden kapıdan içeri giremez diyemezler ya. Demezler. Ya bu kadar salakça, bu kadar faşist, bu kadar ırkçı, bu kadar yani şiracesini kaybetmiş bir düşünce sistemi olabilir mi? Türkiye'nin yasal parlamentonun dördüncü büyük partisiyle ilgili bu cümleyi kurmak için birinin bir şey yemiş olması gerekiyor. Bir şey olması gerekiyor. Neden üçüncü büyük parti? MHP var abi. MHP dördüncü büyük parti. Şey olarak MHP'yi geçmedi mi en sonunda abi? Geçti. Milletvekili sayısı MHP'den fazla. Ha, o an tamam, ben oy üzerinden söyledim. Olabilir yani, şu an sayı bakacağım ya. Milletvekili fazla.
Yok abi sonda dem geçmişti şeyde MHP'yi. Demin milletvekili sayısı MHP'den fazla. Neyse yani sonuçta şunu söyleyeyim. Yani bunu niye kurar bir siyasi parti? Neden? Gerçekten ilginç yani. Niye öyle bir çıkış yaparsın ki yani? Kapımız kapalı falan. Abi anlatıyorum ya. Türkiye'de siyasetçi de bir şey yok. Çok az siyasetçi kaldı. Böyle kafası çalışan, zeki, uyanık. Herkes siyaseti para kazanmak için giriyor. Evet, adam beceriksiz. Evet. Kümes gibi mimari planlar yapıyor. Gülüşçeli mühendis. Başarısız eczacı. İş yapamamış doktor. Kusura bakmasınlar. Dava kazanamayan avukatlar. Kazanıyor. Abi kazanıyor. Geliyor. Adalet Bakanı bile oluyor ya. Bekir ya. Evet. Ya Bekir Bozdağ ya. Gidin bakın ya çalıştığı kasabada kaç tane dava kazanmış doğrudur. Hangi avukatlar sıralamasındaymış. Yani ya böyle memleket olur mu ya? Mendo abi doğru söylüyor. Yani İki defa bakan oldu bu adam ya. Evet. Ya şu Yılmaz Tunç affedersiniz Adalet Bakanı'nı. Ben müvekkilim yani davam olsa billahi avukat olarak tutmam ya. Ha bu halde tutarım çünkü etkiliyor hakimleri. Ama normal şartta bana ne ya bunlar ne işim olur benim avukatlığıyla ya. Ama Türkiye böyle kardeşim. Fakat bir şey söyleyeceğim müsaade eder misiniz ya? Çok konu dışında. Şu ben de zaman zaman böyle okumaya çalışıyorum bakıyorum. İnsanlarımızı bir defa kırmadan dökmeden eğitelim. Bizim insanlarımızın çoğu bakın çoğu hala temenni nedir? Bilgi nedir? Analiz nedir? Tahmin nedir? Bilmiyor. Bilmiyor abi. Yalan nedir? Yanlış nedir? Hala bilmiyor. Ya hava durumunu tahmin etti. Meteoroloji tahmin etti. Yanıldı abi. Yalancı diyor ya. Mesela siz bir tahminde, ben bir tahminde bulunuyorum değil mi? Siyasi bir tahminde bulunuyorum. Yalancı. Hani öyle olacaktı? Ya kardeşim. Ya ben tahminde bulundum. Ben demedim ki Mustafa Kemal Atatürk 1300 senesinde doğdu mesela. Ya da Recep Tayyip Erdoğan 2024 doğumlu. Bunlar yalan. Ya da Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ben Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan, cumhurbaşkanı seçilmesini istemiyorum. Bu bir temenni. Seçiliyor. Bak seçildi. Ya ben istemiyordum seçildi. Tahminde bulunmadım ki ben. Ben temennimi söyledim. İnsanlarımız bunları öğrenmeli artık öğrenmeli. Öğrenemedikleri için de haliyle fikre karşı saygı, tahammül yok. Adam fikrini söylüyorsun değil mi Ali sen fikrini ben fikrimizi söylüyoruz. Herif, adam yazıyor yanlış düşünüyorsun. Ya kardeşim ben bilgi vermiyorum ki yanlış düşüneyim. Ben düşüncemi söylüyorum. Düşünce benim doğru. Senin yanlışın problem yok. Ama senin düşüncen de senin doğrun bana göre büyük ihtimalle yanlış. Yanlış yani düşünce de yanlış olmaz. Düşünce sadece saygı duyulası, tahammül edilesi bir fikirdir. İnsanlar bir konudaki görüşlerini açıklarlar. Bilgi peki başka abi, bir şeydir. Haklısın abi haklısın doğru da işte izleyicilere de öyle yorumlar oluyor. Ben ama bakın ya. Ama bak Ferit biz onların iyiliğine söylüyoruz. Bunları öğrenmeliler artık. Bunları kesinlikle öğrenmeliler. Aksi halde evet. Bu ülke nereye gidecek ya? Peki abi ben şimdi Ali abiye demin sordum ya şey diye. Vallahi iyice ekonomiyle başladık, iyice siyasete bulaştık. Farklı bir format oluyor. Hoşuma da gitti böyle siyasi konular falan. Hani ben demin açık açık sordum ya Ali abi sana. Ya bu nedir bu CHP'nin o şey durumu hani? Niye mesela Kemal Bey geri mi gelecek acaba diye. Sen de vallahi dedin Kemal Bey gelir dedin. Çok ilginçti o konu. Bir de Ekrem İmamoğlu'nu kaybettirmeye de çalışanlar var dedin ya. Bak yine aklımdakini şu anda söylüyorum ya. Ya açık açık konuşalım ya. Ekrem İmamoğlu mu şu anda CHP'nin genel başkanı oldu? Hayır. Özgür Özel oldu. Neden Ekrem İmamoğlu bu kadar sivriliyor? Niye Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyorlar? Ya şu an hani o kongreyi kaybeden CHP'liler. Yani oradaki mevzu ne Ali abi? Allah aşkına yani Ekrem İmamoğlu mu şu anda Özgür Özel'i genel başkan yaptırdı? Ya da daha da açık konuşayım. İleride Ekrem İmamoğlu mu CHP'nin başına geçecek? Yani böyle bir durum mu var? Sorun bu değil Ferit. Sorun Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin genel başkanı olacak olması, gelecekte Cumhurbaşkanı adayı olacak olması, kitleler tarafından çok seviliyor. Bunların hepsini bir kenara koy.
Yani siyaset, demin dedik ki siyaset Türkiye'de zenginleşmenin aracı. Ve siyaset bir taraftan da bizim bu ülkede reel yapılmaz, gerçekçi yapılmaz. Popülizm üzerinden yapılır. Siyasi partiler içerisinde de böyledir. Hemşericilik üzerinden yapılır, etnik kimlik üzerinden yapılır, mezhep üzerinden yapılır, inanç kimliği üzerinden yapılır. Yani bölgecilik üzerinden yapılır, para gücüyle yapılır. Geçen gün anlatmıştım. Ya kaynağım o kadar sağlam ki. Bu dönemde bir belediye başkanı, belediye başkanlığını, bak belediye başkanı tekrar belediye başkanı olabilmek için partinin üst düzey yetkilisine boş çek gönderiyor. Boş çek. İstediğin kadar yazabilirsin aday gösterildiğinde diye. Aday gösterilemeyince çeki geri isterler. Bu sefer de der ki ya tamam belediye başkanı başka birine aday yapacaklar. Şey yapamadım. Gücümü kullanamadım ama size 3 tane meclis üyesi garanti edeyim. 3 meclis üyesi için 1 milyon dolar yazayım çeke der. Çeki gönderen der ki çeki geri gönderin kardeşim. Biz meclis üyeliği falan da istemiyoruz belediye başkanı olmadıktan sonra. Şimdi olayım şu Ferit. Hem devletten zenginleşme hem parti içerisinde iktidar Midem bulanıyor bunları dinlerken. Hem parti içerisinde zenginlik kaynağı oluyor. Altında aracınız oluyor, maaşınız oluyor, uçak biletleriniz oluyor, itibarınız oluyor. İhale işte filanca belediyeye adam gönderiyorsunuz, ihale aldırıyorsunuz, özel kalemler aranıyor. Tekrar belediye başkan adayı olmak istediğinizde cukka gönderiyorsunuz yukarıya. Yani sistem böyle işliyor. Şimdi bunu bir kenara koy. Şimdi doğal olarak bir siyasi partinin başındakiler bir kongre kaybettiklerinde kongreyi yeniden kazanabilmeleri için iki şeye ihtiyaçları var. Bir, mevcut yönetimin başarısız olacak ve o başarısızlığın üzerinden diğerleri tekrar göreve gelecek. Türkiye'de sistem bunun üzerinden işliyor. Yani sistem ben ondan daha iyi yaparım, ben ondan daha iyi başarılı olurum, ben daha iyi politika üretirim, ben toplum tarafından daha çok seviliyorum üzerinden de. Katakulla, ayak oyunları ve yukarıda ne kadar çok adamınız varsa siz o kadar çok konumunuzu koruyorsunuz. O kadar çok zenginleşiyorsunuz. Bak Türkiye'nin lütfen son 30 yılına bakılsın. Son 30 yılına. 50 yılına değil. Son 30 yılına. Belediye başkanı, milletvekili, bakan, bak imar komisyon üyeleri, encümen üyeleri, imardan sorumlu belediye başkan yardımcıları, partilerin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanları, daha ileriye gidiyorum, grup başkan vekilleri, kontrol edilsin 30 yıl içerisinde eğer servetleri artmamış kişi bulamazsınız kardeşim. Hı hı. Bu AK Parti için, CHP için, MHP için fark etmiyor bak. Kimse sakın ha bir partiye birinin olanakları daha büyük oluyor, birinin olanakları daha küçük oluyor. Küçük oluyor. Birileri daha büyük alıyor, birileri kapasitesi kadar alıyor, olanakları kadar alıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin meselesinde geçen gün biliyorsun bir gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Alevi kimliği üzerinden Bahar Feyzan tahmin ediyorum yanlış olabilir. Gazeteci. Ne demişler? Ne demiş abi? Alevi kimliği üzerinden bir tweet attı. Allah kıyamet koptu. Şimdi kardeşim bana ne şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinden. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirken o Alevi diye, CHP'li diye, Tunceli diye oy kullanmadım ki. Muhalefetin adayıydı. Onun için gittim oyumu verdim anlatıyorum. Bana ne onun hangi kimlikte olduğu. Beni hiç ilgilendirmiyor. Şimdi geliyorum meseleye. Niye İstanbul önemli? Çünkü İstanbul iki şeyden önemli. Simgesel bir duruma dönüşmüş durumda. Bak Türkiye'de Erdoğan 2002'den itibaren girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. Referandumlarda dahil buna, AK Parti'nin genel başkanlık yarışları da dahil buna. Tek bir yerde kaybetti Ferit. İki defa. O da İstanbul. Hem de kime karşı kaybetti? Dünya lideri değil, ümmetin lideri değil. Tamam mı? Küçük bir ilçenin bir belediye başkanına karşı kaybetti. Bunu sindiremiyor. Bir kere herkes bir kenara yazsın. Sindiremiyor. İki, Erdoğan kadar kitleleri etkiliyor. Erdoğan kadar popüler. Erdoğan kadar reytingi yüksek. Bak çok açık net söylüyorum. Kıyaslamıyorum ama durumu tespit ediyorum bir gazeteci olarak.
Aynı zamanda CHP'nin yükselen yıldızı, demin dedim ki sadece İstanbul'u domine etmiyor. 2019 yılında İstanbul seçimleri üzerinden Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin birçok yerinin kazanılmasına da neden oldu. Şimdi söylüyorum, Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın değil, ellerindeki 14 tane ilçenin yeniden kazanılmasının üzerine artı eklenebilecek belediyeler de Ekrem İmamoğlu'ndan kaynaklı kazanılacak. Hatta Türkiye'ye genelinde %1, %2'de oy katacak CHP'ye. Şimdi neden Ekrem İstanbul kaybedilirse, birkaç il daha kaybedilirse Özgür Özel'in 3-4 Kasım'da CHP'nin başına gelmiş yeni yönetim kalamaz? Çünkü İstanbul'u kaybederseniz CHP'de Özgür Özel kalamaz. Çünkü kongre delegesini İstanbul oluşturuyor. Ağırlıklı itibarıyla zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazır 600 delegasyonu var. 600. Ve bu delegasyonun büyük bir kısmı yeniden aday gösterilmemiş. Mevcut belediye başkanları aday gösterilmemiş. Eyvah eyvah. Doğal olarak kenarda bekliyor. Bu realite. Yani bunu doğru bulursun, eksik bulursun. Ama bunu okumamak için salak olmak lazım. Yani bu arada Ali abi, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa ve anketlerde Erdoğan'ı yenen bir görüntü sergiliyorsa kendisinin Cumhurbaşkanı adayı yapmakta tereddüt etmeyiz gibi bir cümle kurmuş. Onu da söyleyeyim. O laf güzel. O laf doğru bir laf yalnız. Akıllıca bir laf. Bak, o sonraki bir mesele. Şimdi ben daha yani farklı. Öyle çanak soru bile sorulsa ben helal olsun derim. Bak, yani yalan yok. Şimdi olay ne biliyor musun Ferit? Bu 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin oyuna kadar %25. 2019 seçimlerinde kaç belediye kazanmış belli. Eğer bunun üzerine bak 2019'u mevcut korurlarsa, üzerine belediye korlarsa, bak mevcutu korurlarsa bile kimse Özgür Özel'i deviremez, yeni yönetimi deviremez. Üzerine birkaç belediye korlarsa hiç deviremez. Ve bu ekip 2028 seçimlerine taşır. Erken taşır sonra. O işin ayrı bir realitesi. Başka bir olay var burada. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir kez daha Erdoğan'ı yenerse, üçüncü kez, ve İstanbul'da 14-20'ye çıkarsa, belediye, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu da alırsa, Ekrem İmamoğlu'nun yürüyüşünü hiçbir güç engelleyemez. Tek bir güç engeller, yerine kayyum atarlar, cezaevine atarlar. Bu sefer de Ekrem İmamoğlu'nu başka bir noktaya taşırlar. Şimdi o açıdan Ferit, niye İstanbul seçimleri dediğimde ve Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin neden beklediğini söylediğimde realite üzerinden okuyorum. Evet. Çünkü siyaset beklenti işi. Yani Ferit başarısız olsun ki ben geleyim. Ya 5 yıl dediğin çabuk geçiyor. 5 yıl sonra belediye 3 fark etmez. Bugün CHP'nin 300 belediyesi varsa atıyorum. 100'ü gider 200'ü kalır. 200 belediye ne demek biliyor musun Ferit Türkiye'de? Ne demek? Çok büyük paralar demek. Çok büyük. Evet, bu arada şöyle 2 saat de oldu. Güzel de gidiyor. Bakın saat 12.30 oldu. 6.500'e yakın izleyici şu an bizi izliyor. Toplamda. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Böyle hoş sohbet oluyor. İzleyicilerimiz de chatte sorularını yazıyorlar. Bazen bakıyorum. O da güzel. Saat 1 oldu düşün. Yani iş var, güç var. Hep beraber ayaktayız. Güzel bir yayında oluyor. Bu arada bu format da güzel oldu böyle. Herkese. İki tane meslek büyüğüm var. Ben tabii daha gencim onlardan. Onlar bizi bilgilendiriyor. Ben soru soruyorum. Arada bir ben de böyle yorum yapıyorum. Hep beraber güzel bir format oldu. Biz yine haftaya çarşamba günü karşınızda olacağız. Ama tabii şu var. Bakıyorum bazen yorumlarda. Hoşuma da gitti. Valla bu muhalefet yerine Memduh Bayraktaroğlu parti kursun iktidara gelir diyorlar. Memduh abi. Düşünür müsün ya? diyorlar. Benim dişlerim takma ya. Dişlerim takma dişler. Gelmez. Mendo abi bu yaşta abi, parti yemeyi kurmaz. Bilmeyiz çocuklar ya. Biz yemeyiz. Bu yaşta parti kurmaz. Mendo abinin de bu söylediklerine oy vermez bu millet. Önce onu sana söyleyeyim. Vallahi öyle diyorlar. Başarılı olurum. Bak bu millet bir fazla vereni seçer kardeşim. Kusura bakma. Bir fazla vereni seçmediği gün demokrasi, hukuk, insan hakları, çevrecilik. Bütün bunları ne zaman akıl edeceğiz? O zaman Türkiye.
Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Dün gece Netflix'te bir film izledim. Büyük bir alkış mı, kocaman bir alkış mı, işte öyle bir şey, neyse. Dizi, evet. Dizi, kısacık ama 28-30 dakika her bir dizi. Tavsiye ederim. Oradaki anne, baba, çocuk, vatandaş, ne de absürt. Tabii absürt ama kara komik. Kara komik. Cem Yılmaz'ın filmlerine benzemiş, son filmlerine benzemiş. Ama arkadaşlar, biz Türkiye'de artık yeni nesilleri özgür nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Başka lamı cimi yok. Bizimle kavga etmeyen çocuklarımız varsa korkalım. Çocuklarımız bizimle kavga ediyorsa sevinelim. Hakkını arayacak diyelim, helal olsun. Ben kendim için söyleyeyim. Eski kuşağın en aydınlık yetişen üç kardeşiz biz. İki kız kardeşim ve ben. Biz babamızla da annemizle de çata çat kavga ederek büyüdük. Ama saygısızlık yapmadık. Bakın, kavga ederek büyüdük. Üçümüz de kendi eşlerimizi, sevgililerimizi kendimiz seçtik. Bize bir gün olmaz falan kimse demedi. Vay, vay namussuz eşlik. Senin erkek arkadaşın var dediler bizlere. Ama biz de onlara her şeyi söyledik. Annemizle babamız tartışmaya kalktığı zaman bir dakika dedik. Ne yapıyorsunuz siz ya? Utanmıyor musunuz koskoca insanlar? Bizim yanımızda yapmayın. Biz gidelim, ondan sonra ne fok yersin. Biz bunları söyleyen, bilen kardeşlerdik. Üç kardeş, üçümüz de bence iyi iyi insan yetiştik. İşte bu film onu anlatıyor. Yasak kadar bela, kötü bir tamam. Şey yok. Yasakçılık beladır. Müdahale beladır. Ya pardon, İslam dininde ve diğer bütün dinlerde Havva ile Adem'in yasak yedikleri meyve normalde Tanrı'nın liberal olduğunu kanıtır. Orada örnek veriyor. Tanrı bu meyveden yemeyin dediği ana kadar Adem ile Havva meyvenin farkında bile değiller. Yasakladığı andan itibaren şeytan geldi, hadi yiyin o meyveden dedi. Yasaklar beladır. Müdahale beladır. Çocuklarınıza yasak koymayın. Çocuklarınıza müdahale etmeyin. Bırakınız ne bok yerlerse yesinler. Düşsünler, kalksınlar. Çocuklar öyle büyürler. Amerika'da 16 yaşından, hadi 18 yaşından sonra çocuklara ne derler? Yuvadan uçan kuş derler. Ne anne karışır, ne baba karışır. Bizim kızımız 18 yaşında İtalya'ya gideceğim, okuyacağım dedi. Gitti İtalya'ya. Gitti, okudu ve harika. İtalya'da bir iş kadın oldu. Kendi vergisini kendi ödüyor. Ressam, heykeltıraş, her şey. Maşallah. Marka evet. Tasarımı. Biz deseydik, kalk otur oraya bakayım. Durur falan dedik. Oğlumuz Türkiye'nin en iyi, bence bize göre değil sadece, herkese göre Türkiye'nin en başarılı mütercimlerinden biri. Neden? Karışmadık bir şey mi? Bir de kitap. Kitaplar içinde büyüdüler. Yeni nesil, rica ediyorum, evinize bol bol kitap alın. Bol bol kitap alın. Paranızı yemeğe vermeyin gerekirse, pantolon almayın, gömlek almayın, kitap alın. Gelecek kuşaklar rekabetin en dibinde olacaklar. Hazırlayın çocuklarınızı. Ama evet. Müdahaleci çocuk, müdahale edilmiş çocuk rekabet yapamaz. Güzel ya. Abi, güzel oldu abi senin bu söylediğin uyarılarda. Şimdi benim hızlı hızlı birkaç tane şeyim var. Haber okuyacağım. Çünkü artık saat de çok gecikti. Ama hala izleyicilerimiz bizi izliyorlar. Çok da güzel. İzleyici reytingimiz de aşağı inmiyor. Ben birkaç tane haber okuyacağım. Çok çok ilginç. Hızlı hızlı gidelim. Sizi de yormak istemiyorum. İşte. Gerçi Memdu abi yorulmaz. Biliyorum onu. Yorulmadı o. Onu yok da... ya, ben daha sabaha kadar yaparım. Evet evet. Süper. Şimdi ya sevgili seyirciler, ülkemiz maşallah yabancı casusların cirit attığı bir ülkeymiş. Öğreniyoruz. Bir bakıyorum, evet ya. İşte ya çok ilginç haberler geliyor. Bir bakıyorum işte bir tarikatın içinden çıktı birkaç tanesi. Bir başkadan çıktı. Ama çoğu da İsrail'e. İsrail casusu bunların hepsi. Bir haber okudum. Çok ilginç. İşte MIT bir operasyon yapıyor. Emniyet ve tabii MIT ortak olarak bir operasyon yapıyor. Kimdi adı? Hamza Turan Ayberk. Bu ismin para karşılığı Mossad'a gizli bilgi aktardığını yakalıyorlar. Ve bu kişi de daha düne kadar ekranlara çıkıyor. Daha çok A Haber, ATV'ye de çıkan bir arkadaş. Orada yorum yapıyor böyle. Uçuyoruz, kaçıyoruz falan filan. Meğersem ajanmış. Yani, çok hoşuma abi. Gitti haberi okuyunca. Çok güldüm ya. İsim ne dedin? Ne abi? İsim çok ne güldüm dedin? O haberi okuyunca.
Şey abi Hamza Turan Ayberk bak şey evet. Yaz diyor Hamza Turan Ayberk bak vallahi diyorum ben ekrana ben bakıyordum ben buna çıkıyordu ekrana ATV MTV çıkıyordu. Öyleymiş adam... ben görmedim ama okudum haberi ATV'ye çıkıyormuş ne sadece ATV değil canım Habertürk'e çıkıyormuş onlara da CNN'e çıkıyormuş hepsine çıkıyormuş yani. Evet, reklam çok iyi bir Müslümanmış. Öyle diyor. Evet, 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 evet. Çok iyi bir Müslümanmış. Maşallah. İşte İsrail ajanı çıktı. Memleket biraz bu hale geldi maalesef. Hani tam da böyle İsrail'e böyle vay İsrail şöyle vay İsrail böyle dediğimiz zamanlarda meğersem içlerinden birisinde ajan çıkması. Feri, yani. Ali mutlaka bilir. Sen büyük ihtimalle bilmeyebilirsin ya da sonradan duymuşsundur, öğrenmişsindir. Kayıkçı kavgası ne demek biliyor musun mesela? Ferit ne demek olduğunu. Bu deyimin ne demek olduğunu. Biliyor musun? Sen daha iyi bilirsin abi. Evet. Ay sabırla yani. Şimdi ama genç kuşaklar bilmezler. Eskiden Üsküdar'dan Eminönü'ne kayıklarla geçer insanlar. Tam artık Kız Kulesi'ni falan geçtikten sonra kayıkçılar birbirlerine kavga etmeye başladılar. Arkadaki kürekçi kürekten öndekinin kafasına sözü bir şekilde vururmuş bir yapar ama sadece dokundurur. O ona vurur derken yolcular başlar yalvarmaya. Ya ne olur kavgayı kesin. 5 kuruş biz size 25'er kuruş vereceğiz. Kavga etmeyin yeter ki derler. Onlar da böyle sanki bir kavgayı hatır için bırakmışlar gibi olurlar. 5 kuruş yerinde kişi başına 25 kuruş alırlar. Kayığı karşıya geçirirler. Sonra da parayı kırışırlar gidip caminin arkasında. Ya kayıkçı kavgası ya. Ya kayıkçı kavgası. Ya maalesef. Birbirlerine düşmanlıkları varsa namerdim ya. Hayır abi. Ama vatandaş da seni aa bunlar birbirlerine düşman. Ya siz meclis muhabirlerini sen gittin mi Ali mecliste yaptın mı bilmemiş muhabirlik falan. Ferit sen bilmiyorum. Muhabirlik yapmadım ama meclisi biliyorum abi. Ama meclise gittin ya mecliste ekranlarda birbirine girenler meclis kulisinde görseniz can yer kuzu sarması. Evet, muhabbette evet. Hep nereden ne götürecek, nerede nasıl kadın var, nerede nasıl kız var. Vallahi billahi tallahi. Benim billahi. Midem bulanmıştı. Yani ben gide gide tabii mecburen ben de Ankara'da haftada bir gün televizyon programı yapıyordum. 1997-98-99'da. Rezillik ya. Rezillik. O zamanlar işte Tansu Hanım bana milletvekili teklif ettiğinde dedim ki ben milletvekili olamam. Olmaz. Canlı yayına çıktım. Canlı yayına çıktım. Dedim ki efendim Sayın Doğru Yol Parti Genel Başkanı Sayın Çiller bana milletvekili teklif etti. Kabul etmedim. Diyeceksiniz ki bize niye söylüyorsun? Kendimi bağlamak için söylüyordum. Çünkü dedim o insanların elini kökte yaptığı zaman hayır diyemiyorsunuz. Çünkü dedim ya beni öldürürler ya ben birisini öldürürüm. Feri. Efendim abi. Şimdi bu keşke fotoğrafını verebilsen haber açısından. Gazete.com'da var çok fotoğrafı görecek. Eski emniyet müdürü bu kişi aynı zamanda. Duydun değil mi? Ha, duydum abi evet öyleymiş. Ben şeye eski bakıyorum. Emniyet müdürü özel dedektif ama soru şu. Mossad'a ne satmış mesela değil mi? Hangi bilgiyi satmış diye merak edilir. Ne bilgisi satmıştır? Abi sattı vallahi. Bilgiyi sana derlerse o zaman bilgiyi. hayır MİT takip ettiğine göre neyi sattığını ama, da biliyordur. Abi. Dünya casusluk literatüründe satılan bilgiden asla söz edilmez. Eğer bilgi satılmışsa bilin ki o da yanlıştır. Yani bilgisi satılan, CIA'nin bilgisini sattı birisi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir bilgi sattı. Abi satılan bilginin ne olduğu asla söylenmez. Ben çok casusluk romanı okurdum çocukluğumda. Meraklıydım böyle şeylere. Şimdi vakit bulamıyorum ama galiba casusluk romanı da pek kalmadı. Rusya çöktükten sonra. Ahmet Ümit yazıyor genellikle o tür şeyler. Efendim? Kim? Ahmet Ümit işte hem cinayet romanları yazıyor hem casusluk hikayeleri de yazıyor. Evet, yalnız Ahmet Ümit'in son bir romanı var. Yani adını şimdi bilmiyorum. Ben kalmadı aklımda. Antik Yunan'la ilgili bir seri katili anlatıyor. He. Yani Ahmet Ümit'in o kadar başarılı olduğunu samimi söylüyorum. İlk defa bu kadar başarılı olduğunu gördüm daha doğrusu. Hem tarih yani antik Yunan tarihini veriyor. Tanrıların birbirleriyle kavgalarını veriyor. Aslında tanrıların birbirleriyle kavgaları mesela Gea ile yani Zeus'un annesiyle Zeus'un kavgası anasıyla ya da toprak ana ile toprak tanrıça toprak tanrıçasıyla
Zeus'un kavgası var. Toprak tanrıçasının orada bir tiradını yazmış Ahmet Ümit. Dört dörtlük kardeşim. Gerçekten dört dörtlük. Bugün adeta despotları anlatıyor. Güzel Afet, tebrik ederim yani. Böyle laf laf açıldı şimdi. Evet, vallahi bu şimdi evet, laf açtı. Bu gerçekten bu arada bir şeyin altını çizeyim. Yani bu ajan konusu şakaya da alınacak bir konu değil gerçekten sevgili seyirciler. Yani cirit atıyorlar ya memlekette. Kim bu adamlar? Ne yapıyorlar? İsrail ajanları ne işleri var bunların? Yani bu ülke bu kadar savunmasız bir halde mi? Ya bu konu hakkında neler oldu hatırlayın. Daha önce de bir ne olmuştu ya? Bir haber olmuştu ya böyle. 8-9 tane İsrail ajanı yakalandı falan haberi çıkmıştı falan. O adamlar ortalığı karıştırmışlar falan gibi. Neler haberler çıkmıştı. Hani bu da ayrı bir haber. Evet, ben sana ters yapayım. Ben çok önemsemiyorum böyle şeyleri. Ya Türkiye'nin casuslukla ilgili ne verirler mesela? Biz de yazılı mı bulduk? Yok. Bizdeki bütün silahların hepsini yazılımları ya Amerika, ya Fransız, ya İngiliz, ya Alman, ya Japon, ya İsrailli. Ya bizim bizde casus bulsa Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili açıklanmaması gereken sağlık raporlarının tahlilleri bulur. Tahlil sonuçlarını bulur abi. Onu da zaten eline geçirmişse devlet açıklayamaz. Amerika'da olsa açıklar. Bizde sağlıkla ilgili yasak açıklamazlar. Yani başka evet. Ne alır bizden? Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye hücum edecek şuradan. Şu kadar uçak dersen herkesin ne kadar uçağı olduğunu bütün herkes biliyor. İlkokul çocukları bile biliyor artık. Yunanistan'ın ne kadar F-35'i var? Oldu şimdi. Ne kadar F-16'sı var? Destroyer'i ne kadar var? Abi bütün bunları evvelden bunlar bilinmezdi. Bilinmiyorlardı. Bir izleyicimiz yapmış Memdu abi. Kozmik odayı açtılar bu ülkede diyor. Ne ajan diyor. Ne oldu kozmik odayı? Tamam açtılar kozmik odayı. Bağırdık çağırdık. Ya ben abi ne oldu yani? Kozmik oda açıldıktan sonra hangi subayımızı aldılar götürdüler öldürdüler? Hangi casusumuz? Ya ben bunları gülüp geçiyorum artık ya. Ya uydudan adam affedersin tuvalette senin elindeki banka hesap numaranı okur. Açtın banka versene. Hesap numaranı. He? Ekrana versene Ferit. Tam getir ayarla. Sen yap abi. Sen de o. Yukarı kaldır şeyi. Yukarı kaldır sağdan. Ben de mi? Hemen evet, sağdaki şeyi yukarı kaldır. Bir saniye. Bak mouse'a yukarı kaldır biraz onu. Bu kim? İşte bu işte. Ajan abi. Yani abi şimdi neyse sen şimdi resmi ajan. Haberlerde adı geçen kişi diyelim iddialarda. Evet. Ajan olsa. Ajan olduğu iddia edilen kişi emniyet müdürü. Yani bakınca ne görüyorsunuz karşınızda? Yerli, milli ve milliyetçi. Yerli, milli, bravo. Bıyıklar milliyetçi büyük ihtimalle tabii. Bakışlar hafif biraz Elazığ milliyetçilerine benziyor. Yani bilmiyorum yani abi. Elazığlılar kızmasınlar. Ya ben gülüyorum, eğleniyorum. Çok güldüm. Geçen gün bu haberi okurken öyle güldüm ki acaba ne sattı bu adam onlara diye. Abi bir zavallı bir çocuk vardı. Metin miydi? Neydi? Metin Gürcan mı? Bana göre yazık. Yazıktır bana göre ya adamı. Günahtır. Hapiste yatıyor. Ya ne sattı ya? Ay Metin'in vatan bölünmez, bayrak inmez. Tamam mı? Evet, şöyle yapalım. Kapatırken bir haber daha vereceğim. Bir ekleme yapabilir miyim? Bu izleyicinin biri kopyala yaptı da İBB Haber kime ait diye. Arkadaşlar İBB Haber Twitter'da bir kişiye ait. Bu geçmişte Ekrem İmamoğlu haberleri yapıyordu. O kişiyi şu anda AK Parti satın aldı. Kişiyi satın aldı. Hesabı satın almadı. Şimdi de Ekrem İmamoğlu aleyhine haberler yapıyor. Bilginiz olsun yani öyle söyleyeyim. Ha gerçekten yani, ben de gördüm ya. Evet, yani ne demek bu biliyor musunuz? A gazetesinin yani işte Sabah gazetesini bir başkasının alması ya da Cumhuriyet'i ertesi gün bir başkasının alarak o Cumhuriyet'in muhalif haberlerini iktidar lehine haber yapması gibi değerlendirin sosyal medyadaki hesapları. Yani sadece hesabı satın almamışlar, hesabın sahibini de satın almışlar. Ya Türkiye'de iddia ederek, tabii olmaz ama iddia ederek söylüyorum. Medya bir gecede ama popüler medya, haber kanalları değil popüler medya, bir gecede hepsi Fox TV'nin patronunun eline geçsin. Recep Tayyip Erdoğan 2 ay sonra seçimlere girsin, %5 oy alırsa enşek. Abi Türkiye'de kimsenin bir şeyden haberi yok.
AKP'liler sadece kendi televizyonlarına okuyorlar. Gazeteler zaten bitti. Tamam abi. Çok önemli, milyonlarcası yine popüler kanallarda kadın kız programlarını, sen benim kocama kaçtın, sen benim karımı kaçırdın haberlerini istiyorlar falan. Ya Türkiye çok cümbüş bir ülke ya. Ya bu ülkeye demokrasi çok fazla lüks gibi gelmeye başladı bana. Kusura bakmayın ya. Bir an önce çocuklar büyümeliler abi, hemen gençler, delikanlılar. Yani Türkiye'de seçmenler, genç kuşak ne kadar zamanda yenilenecek bilmiyorum. Onlar yenilenene kadar başımız belada yani. Onlar yenilendi mi rahatsız. Ben de diyorum ya, hiç olmazsa yaşayayım 85 yaşıma kadar falan, 90'a kadar göreyim. Şu yeni nesil gelsin. Yani bilmem Periç'in bilir mutlaka, su çıkarmak için sondaj yapılır. Sondaj yapılıp suya rastlı bulunduğunda sonda bol su verir aşağıya ki içerideki çamurlu su dışarı çıksın diye. Onun için adeta yalvarıyorum, yeni gençler gelsin, temiz temiz gençler. Bizim gibi yaşlı pislikler gitsin artık abi. Tabii biz çöpüz ya. Biz çöpüz ya. 40 yaşından üstü diyorsun. Şey gibi. Ben, vallahi sonumu söylüyorum ya. Ben dahilim bu işin içine. Biz çöplerden kurtulduğu gün Türkiye rahat edecek. Yoksa bu kafalarla olmaz abi. Televizyonun ya günlük izleyici 20-25 milyon falan diyorlar ya. O programları. Ya bir hanımefendi düşünün, bir cinayet masası şefiyle evleniyor ya. Ve bu kadın tespit edilememiş, katilleri bulamamış, cinayetleri buluyor televizyon adına. Dünyada böyle bir şeye hiçbir kimse izin vermez. Harika bir konuya gittin abi. Harika bir konu bu gerçekten. Ya böyle bir şey. Sen Amerika'da gideceksin. Cinayet masası şefi televizyonunda açığa çıkarılmamış cinayetleri ortaya çıkaran bir hanımefendiyle evlenecek. Derler ki hop, ne oluyor be? Yoksa siz katilleri biliyorsunuz, saklıyorsunuz. Sonra bulup bilgileri buna veriyorsunuz. Bu kadın da yayınlıyor, parayı götürüyor. Reklamlar, reytingler. Ayda diyelim ki 4000 lira maaşı olan polis cinayet masası şefi öbür taraftan televizyon üzerinden ayda 400 bin dolar kazanıyor. Vermez Avrupalı izin buna. Amerikalı, Japon izin vermez buna. Bizde oluyor bu. Var bizde abi Türkiye'de. Cinayet masası şefiyle evlenen ve bu iş yapan kadın var. Böyle rezillik olur mu ya? Allah Allah. Millet de oturuyor ağlıyor. Buldu. Vallahi buldu. Polis bulamamış canini. Orada konuşulan ne varsa polis aynı anda harekete geçiyor. Kim ortaya çıkarsa onu alıyor. Olay yerine gidiyor. Kameralar gidiyor. Ya bir de böyle bir boyutu var yani. Şey gibi. Ya Ali rezillik ya. Ali billahi rezillik, vallahi rezillik ya. Evvelden Türkiye'de buna rağmen böyle şeyler yoktu. Evet. Yine fakirdik, doğru. Yine yoksulduk, doğru. Ama demokrasimiz en azından daha kaliteliydi. Yargımız daha kaliteliydi. Üniversitelerimiz çok kaliteliydi. Bayağı çok kaliteliydi yani. Televizyonlarımız her şeye rağmen çok kaliteliydi. Bu ne ya? Böyle rezillik olur mu ya? O onun ya, bir bakıyorum bir kadın eltisiyle beraber aynı baklavacıya kaçıyorlar. Ya bu ne ya? Ve başörtülüler. Yerlere kadar şeyler. Mantolar. Ulan bu ne ya? Ya bunu seküler bir kadın yapmaz be. Diğerinden çıkıyor Mendo abi. Efendim? Onun çocuğu diğerinden çıkıyor. Diğerinin çocuğu öbüründen evet çıkıyor. Evet ya. Ya neler ya? Sen diyor ben senin deden değilim. Ben senin babanım diyor. Haşikte lan. Tövbe tövbe, estağfurullah. Meğer kayınpeder gelini düdüklemiş. Gelin hamile kalmış. Çocuk yapmış. O dedesi biliyor onu. Meğer dedesinin babası o. Ya böyle şey olur mu? Romanya son olmaz ya. Mendo abi konuşuyor. Utanırsın Romanya yazmaya kalkan ya. Sabahları izliyorsun ha. Neyi? O programları da izliyorsun bakıyorum. Ya bir emniyet müdürü var. İzlendim şu. Bir emniyet müdürü. Eski ayıp olur. Büyük şeylerden birisinin. Ondan alıyorum bilgileri. O anlatıyor. Ve bana mesaj hemen geliyor. Bak şimdi şu var diyor. Bunu takip et diyor bana. Benim de yaşıtım. E bakıyorum, yalan yok, vakit bul. Ya ama bakıyorum da yüreğim yanıyor. Acayip az değilsin sen ha. Abi bakıyorum diyorum bak size. Ya ben böyle şey bak, roman yazamam. Ben roman yazarım. 17 kitap yazdım. İçinde böyle bir tane kitap yok. Çünkü aklıma gelmez abi. Ya büyük evde kayınpeder, Allah Allah, çocuğun babası. Bu nasıl şey ya? Enses. Bak bir romanım var. Bak
Harput'la Zize'de ensesti anlatıyorum. Osmanlı'da ensesti. Ama var o zamanlar ensest. 130-140 sene önce. Artık 21. yüzyıldayız ya. 21. yüzyılda birinci çeyreği bitiyor çocuklar ya. Bu neyse. Bana çok ağır geliyor abi. Evet abi, bir de şöyle bir şey vardı. Vallahi bu akşam rekora gidiyoruz ama ben de böyle dayanamıyorum. Bir akışın bitsin istiyorum. Ülkede çok ilginç olaylar oluyor. Bir çocuk, 16 yaşında bir çocuk, ehliyeti de yok. Porsche marka bir işte jip kullanıyor. Bunların, bu çocuğun da anası babası da böyle işte biri doktor galiba, biri de böyle tanınan birisiymiş. Yazar biri estetisyen. Romancı. Ha, aynen, ATV girsen çıkmış işte bir çocuk babası Oğuz Murat Acı diye isimli bir vatandaşı öldürüyor. Çarpıyor ona. Buraya kadar tamam, hayatta bazen bunlar olabiliyor ben baktığımda, kaza maza falan ama sonra hani ne bileyim, şurası ilginç, çocuğu alıp annesi, o yazar değil mi olan, o galiba. Evet, evet. Çocuğu alıp Mısır'a kaçıyorlar. Yani, bir de ölen Murat mı yazar işte o çocuğun, Acı'nın soy ismi Acı olan zavallının cep telefonlarını bile alıyorlar ya. Yani haberleşme orada, o anda kaza yapsalar, yaptıkları anda kendileri çocuğun yanında kalsalar, hemen şeyi arasalar, jandarma arasalar, çünkü kırsal orası, ambulans çağırsalar ya da alıp gitseler, çünkü büyük ihtimalle ölmemiştir. Yani arabanın altında falan kalmıyor. ATV'den zıplıyor, sıçrıyor tabii o çarpmayla. Ormanın içine yuvarlanıyor. Ormanın toprağı ne olursa olsun yumuşak topraktır. Yani olan ambulans ölüyor ya. Ya 1,5-2 saat sonra o çocuk alınsa hem bunlar katil olmayacak. Kaza diyecekler. Çocuk 16 yaşında. Ehliyetsiz tamam ama yaş 16. Belki 6-7 ay hapis atacak. Öteki de ölmeyecek. Ama roman yazarına baksana ya. Roman yazarı kadın. Bu ne kadar gerizekalılık ya bu. Böyle bir şey olur mu ya? Hem çocuğunun başını yaktı, hem gitti birisi öldü, şimdi yazık günah aile perişan. Bu nasıl bir ülke haline geldik biz çocuklar ya? Allah Allah ya, nasıl bir ülke haline geldik dediğin gibi. Şimdi aslında asıl olay ne Ferit biliyor musun? Telefonları niye çalarlar? Yazışmalar bulmasın diye mi? Bilmiyoruz ki yani. Benim abi, aklım almadı. Tüm hikaye. Bak verdim Mısır'a giderken. Evet. İzledim ben. Ferit, buradaki olay şu, eksik haberde haberin bir şeyini söyleyeyim. Aslında Amerika'ya çıkacaklarmış. Çocuk Amerikan vatandaşı. Ancak o gece ABD uçağı yok. Onun için derhal Mısır'a çıkıyorlar. Önce onu söyleyeyim. Birincisi bu. Ama bu ne rahatlık ya? Bu ne rahatlık abi ya? Cinayet işlenmiş ya. Sana Ferit, bak, ne rahatlık diyorsun da daha bir ay önce Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir motor kuryeyi trafik kazasında öldürdü. Sonra elini kolunu sallayarak gitti. Sonra geri geldi. Sonra motor kuryenin ailesine bir para verildi. Şikayetçi olunmadığı için, kimse mahkemeye gitmediği için adam tahliye oldu gitti. Yatarı olmadı. Yani bir ceza aldı ama yatarı yok. Şimdi bak, bu olay ne biliyor musun? Bu olay Türkiye'nin, İlk defa zannedilmesin. Bu olay Türkiye'de güçlülerin, bak, ekonomik güçlü, siyasal güçlülerin çocuklarını nasıl koruduğunun, sistemin onların lehine nasıl işlediğinin göstergesi. Ya biz bu ülkenin şu anda Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın oğlunun bir trafik kazasında öyle çok ünlü birini hem de öldürdüğünü, yani trafik kazası sonra nasıl tahliye edildiğini, nasıl korunduğunu bilmiyor mu Türkiye? Bak, çok pratik. Yani yakın tarih bunlar. Bunlar tuhaf değil. Ve bir şey daha söyleyeyim mi sana? Bu kadının yaptığını, o babanın yaptığını bu topraklarda yapabilecek milyonlarca insan var kardeşim. Kimse hikaye anlatmasın. Bak, milyonlarca. O çocuk Amerikan vatandaşıysa şimdi Mısır'dan Amerika'ya geçecek, bir daha dönmez. Gitmiştir gibi. Zaten Mendo abi. Gitmiştir. Bak, bu da Allah rahmet eylesin hayatını kaybeden vatandaş. Of adaletsizlik, zulüm. Bir şey söyleyeceğim. ATV'de 5 kişi nasıl oluyor?
ATV'de mi yanındakilere de çarpıyor değil mi? Evet abi, hepsine çarpmış iddiaya göre. Evet. Ama 3 ATM arka arkaya galiba. Abi bir şey söyleyeceğim. ATV'de çocuğun olması da problem. Bak işin ayrı yanları bunlar. ATV de sakat bir ulaşım aracı. Ama asıl olay şurada. 16 yaşında bir çocuğa lüks bir araba, bir yazar, bir doktor, hekim, estetisyen tarafından nasıl verilir kardeşim? Görgüsüzlük desen yetmez. Ve onlar o 5 kişinin telefonlarını çalıp giderken, bak o nasıl bir organize, nasıl kafa çalışıyor bakar mısın? Organize bir cinayet var ortalıkta. Şimdi cinayete dönüştü. Kazaymış. Artık cinayet bunlar. Organize bir cinayet bu. Ama olay şu. Kimi kime şikayet edecekler? Ya mesela Raik, mesela bak, bu tarz olay abi mesela ya, bu tarz olaylara niye Müge Anlı bakmaz? Buna baksana. Bakarlar. Bakarlar da bir şey çıkmaz. Raik Bronson, Erdoğan o adamı neler ilan etti değil mi Raik Bronson'u? Tüm kötülüklerin babasıydı. Ajansa ajan. Tamam mı? Suçüstü yakalanmıştı değil mi? 15 Temmuz'sa 15 Temmuz. Kim gönderdi? Kimin uçağıyla gitti? Kimin uçağıyla giden adam İçişleri Bakanlığı'na görüşmeden sonrası nasıl çıktı yasağı olduğu halde? Yani kısacası Ferit, sistemin kendisi böyle kardeşim. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağıydı değil mi o uçak? Evet, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı. O aynı Sezgin Baran Korkmaz bugünlerde dışarıda. Sezgin Baran Korkmaz yetmez. Diğer İranlı nerede? Dışarıda. Ya sistem mi öyle bir şey? Ben şimdi bu anneye 16 yaşındaki çocuğunu kaçırması kadar doğal bir şey görmüyorum biliyor musun? Ha bak lanetliyorum hayır ama doğal. Çünkü sistem çürümüş. Sistem çöp. Ve bu sistem son 20 yılda çöp değil. Ondan önce de çöp. Kusura bakmasın kimse. Peru'da bile başbakan sevgilisine bir yerde iş vermiş diye. O da çok da büyük bir iş değil. Adam istifa etti ya. Peru'da. Ya Alman Cumhurbaşkanı 500 bin euro kredi aldı diye adamın başına neler geldi? 500 bin euro. Bizim ülkemizde vallahi ne derlerdi? Ulan 500 bin euro kredi aldı diye bir Alman Cumhurbaşkanı'na bu yapılır mı denilirdi? 500 bin euro için. Farka bak arada. Onlar Hristiyan, dinsiz, tamam mı? Hepsi cehenneme gidecek zaten. Bizimkilerin hepsi de Müslüman. Abdülaziz Avrupa'ya çıkan ilk padişah, Osmanlı padişahı. O güne kadar Avrupa'ya çıkan hiç padişah yok. Ondan sonra da galiba zaten yurdu terk etmek için gittiler. Tabii ekiple beraber gidiyor. Ali Paşa sadrazam, Fuat Paşa Dışişleri Bakanı. Bir de Ömer Faiz Efendi var. Ömer Faiz Efendi de İstanbul Şehir Emini. Yani belediye başkanı. Bizim Aydın Boysan rahmetli gibi nüktedan bir adam. Böyle padişah madişah dinleyen bir tip değil yani. Herkese her şeyi söyleyen bir adam. Neyse gittiler, gezdiler, geldiler. Uzun hikaye. Döndüklerinde Ali Paşa'nın Bebek'teki konağında toplantı yapılıyor. Padişahın huzurunda olacak toplantı. Padişah herkese soruyor düşüncelerini. Avrupalılarla ilgili düşüncelerini. Ömer Faiz Efendi'yi sona bırakıyor. Padişah da. Söyle bakalım efendi diyor. Avrupa'nın neyini alalım diyor. Ömer Faiz Efendi ne diyor biliyor musunuz? Müslümanlıklarını alalım diyor. Padişah şaşırıyor. Herkes çekiniyor, korkuyor. Ömer Faiz Efendi. Onlar diyor Müslüman değil. Ama diyor onlar bizden daha iyi Müslüman. Onlar da sadece de çocuk insanlar tarafından yapılıyor diyor. Geri kalan her şeyi makineler yapıyor diyor. Tarımı bile falan anlatıyor. Padişah da şaşırıyor. Ya bu 1855-56 mı işte o yıllarda olması lazım gelen bir yıl. Yaklaşık 175 sene önce Osmanlı ile bugünkü Türkiye arasında ne fark var ya? Maalesef ya gerçekten öyle. Maalesef öyle abi hiç fark maalesef göremiyorum. Bak Aleyna Çakır diye bir şey var. Bir Rabia Naz diye bir olay var. Bir milletvekilinin savunma evet. Bakanlığı komisyonu başkanı bir eski general bir milletvekilinin Sinop milletvekilinin evinde ölü bulunan bir Özbek kızı var biliyorsun. Beylik tabancayla intihar etmiş sözde. Yani kısacası Ferit
Ben şimdi bunu doğal deyince insanlar aa Ali Tarakçı da doğal dedi. Doğal dememin olayı şu. Bu ülkede bu normal, normal görülüyor artık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yok çocuk şeyi çalmış da anahtarı, arabanın anahtarını çalmış da gitmiş bilmem ne. Normal, aslında normal olan ne? O annenin o çocuğunu alıp polise teslim etmesi değil mi? Tabii doğrusu oydu. Ama yapmazlar kardeşim bu ülkenin topraklarında. Mesele bu. Vallahi o münevver de bir sapkın bir ayine mi kurban gitti kızcağız, Allah rahmet eylesin. Neyse onları iyice araştırmak gerekiyor. Zaman zaman ben bu konuları açıyorum da deşiyorum da. Neyse işte sonradan gündeme kayıyoruz. Aslında bakma yani mesleğimiz gereği zaman zaman yapıyoruz bunları. Memdu abi sen dondun mu şey yayın? Donmadı değil mi sen? Ben öyle yaşlı duruşu. Şimdi vallahi şöyle diyeyim ben. Bu çok güzel bir sohbet tadında bu çarşambaları geçiyor. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Hem meslek büyüğüm, iki insanla beraber yayındayım. Onlardan çok şey öğreniyorum. Sorularımı soruyorum falan. Ben de daha rahat bir şekilde yorum da yapıyorum böylece. Güzel bir yayın oluyor. Biz bu formatı vallahi iyi tutturduk gibi. Bak bu saatte hala 6000 kişi devam ediyor izlemeye bizi. Yapma ya. Evet evet saat oldu bir. Ben tabii YouTube'çuluğu halen bilmiyorum. Canlı yayında da çok beceriksizim. Yine yapmıyorum son zamanlarda canlı yayın. Olmuyor. Geçen gün bir tane yaptım. Son 5 dakikada ses bozuldu nedense. Neyse. Ama iyi rakam herhalde yani. Bravo. Tabii tabii bravo. Bu saatte iyi ya. Bu saatte iyi değil. Bir de senin kanalın şey oldu. Sonradan geldi. Ona rağmen iyiyiz yani. İşte geriden geldi yani. Güzel de izleniyor. Evet, Zanka TV de öyle. Gerçek TV de öyle. Yani bu Memduh Bayraktaroğlu, Ali Tarakçı, ben, Ferit Atay sevgili seyirciler. Bu çarşamba günleri işte gece 22.30'da böyle evinize konuk oluyoruz. Bu böyle bir format da oldu aynı zamanda. Önce bir doğaçlama başladık. Sonra baktık güzel gidiyor. Güzel de bir üçlü oldu. Umarız haftaya çarşamba günü de karşınızda olacağız inşallah. Benim şöyle hoşuma gidiyor. Evet. Ders çalışmıyorum ben. Neden? Evet, rahat. Rahatım. Rahat ediyorum. Evet. İkiniz beni çok rahat ettiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim size. Gerçekten. Vallahi. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Akşam canlı yayın falan. Bunlar bu YouTube işi kolay iş değil. Abi. Haber bulacaksın, haber yazacaksın, hazırlayacaksın, bilmem ne yapacaksın. Kolay değil. Konuyla ilgili bilgi sahibi olacaksın. Size çok teşekkür ederim. Tabii bizi izleyenlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz. Bu üç kanalı izleyen binlerce insandan rica ediyorum lütfen. Yani bizim kanalı izleyenler varsa Zanka TV'ye, Mendo abiye, Mendo abinin kanalında olanlar varsa Zanka TV'ye, Gerçek TV'ye, Zanka TV'yi izleyenler varsa Mendo abiyle benim kanala karşılıklı olarak abone olurlarsa seviniriz. Yani o desteği verirlerse, yayınları da karşılıklı olarak beğenirlerse seviniriz. Önce söyleyeyim. Herkes beğenmek zorunda değil konuştuklarımızı. Mendo abiye itiraz edecekler, bana itiraz edecekler, Ferit'e itiraz. Bu böyle olur zaten. En güzelliği de o zaten. Güzel olan o. Yani son derece normal. Danışıklı dövüş de yapmıyoruz. Kimi kanallarda olduğu gibi. Onu da söyleyeyim. Rating olsun diye özel olarak arkadan mizahsanlar düzenleniyor. Onu da özellikle belirtmek isterim kısacası. Bizde yok. Yani neyse aklımıza Mendo abi ne geliyorsa onu söylüyoruz çünkü. Kısacası söylemek istediğim olay şu. Bu saatte izleyen herkese teşekkür ediyorum. Aynen. Mendo abinin kanalında katıl yok ama Ferit'le benim kanalımda katıl üyeliği var. Katıl üyesi olursanız da seviniriz. Çok büyük paralarda değil. Benim adıma ama size katılsınlar. Beni izleyen varsa abone olanlar öyle işte, size katılsınlar. Çok sevinirim. Çok. İnşallah. Çok. Beni mutlu ederler. Peki Ali abi bitirdiysen sen de hepinize iyi geceler diliyoruz. Aman kendinize dikkat edin. Ülkenin şartlarında yediğinize, içtiğinize, giydiğinize dikkat edin. Yani o kadar konu var ki daha konuşsak sabahlarız gerçekten. Bu gıda konusunda bile aslında gündem benim vardı. Uzatmak istemiyorum. Orada bile bizim bazı işte böyle yurt dışına gönderdiğimiz bazı ürünler geri geliyor. Kafaya takıyorum ama bunlar niye geliyor diye. Meğersem bazıları zehirli diye geri geliyormuş. Rusya, Musya falan geri gönderiyor. Ya bunları yiyorlar, ürünleri çöpe mi atıyorlar Ferit? İşte o ürünlere ne oluyor kardeşim? Yani ben artık yani ya sabahtan beri konuşuyoruz, ülkede gündem bitmiyor ya. Gerçekten Mehmet abinin söylediği gibi yani fıkra gibi ülkeyiz ya. Her konuda bir gündem var. Ya bir gıdada da çıkar mı oluyor işte, adam geri gönderiyor ya. Rusya'sı başka ülkesi falan geri gönderiyor gıdaları. Ha yok işte bilmem katkı maddesi, bilmem zehir, bilmem bir şey. Ne oluyor o ürünler? Piyasaya mı yeniden salınıyor?
Kesinlikle satılıyor. Kesinlikle piyasaya sürülüyor. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Kesinlikle piyasaya sürülüyor. Bazen markete giderken böyle portakalı elime alıyorum. Diyorum ki adam acaba o portakal bu portakal mı? Kafaya takıyorum yani. Bir şey mi olacak bana ben diye yani. Evet, bu ülkede ne organik ürün var ne doğal olan ürün var, onu söyleyeyim. Tüm ürünler toprakta ve tüm ürünler işte o zehirli tarım bilmem neleriyle, inekler de dahil buna, kusura bakmayın. Yemler de dahil. Kimse doğal bir şey falan yemiyor kardeşim. Hikaye hepsi, onu söyleyeyim. Peki hadi bakalım. İyi geceler, iyi sabahlar. Kendinize iyi bakın. Benim her zaman söylediğimi üç arkadaşımın, kardeşimizin, hepimizin dostlarına söylüyorum. Lütfen kimse moralini bozmasın. Bakın lütfen. Önce zaten 25 gün, 23 gün neyse seçim bitsin. Seçimden sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz. Sabır, sabır, sabır. Yarın rahmetli Ertuğrul Akbay'ın ölüm yıl dönümü, bizim patronumuzun babasının, onun çok sevdiğim bir lafı vardır. Sakin denizlerde herkes kaptan olmak ister. Sakin. Ama sakin denizde değil, esas olan kaptanlık dalgalı denizde. Büyük, dev dalgaların denizindedir. Ve başaracağız, göreceksin. Hep beraber başaracağız. Abi sen röportaj mı verdin o konuyla ilgili? Senin için geçen seni gördüm bir tanıtımda. Yanlış mı gördüm bilmiyorum. Bir röportaj yani, verdin mi o konuyla ilgili? Sözcü gazetesinde verdim. Sözcü gördüm. Yarın herkes takip etsin Memdu abinin şeyini, bilgilerini. Önemli çünkü. Korkusuz'daki ne verdim? Yarın gece de Korkusuz'da programa konuk olacağım. Feri, evet Ali abi, evet. Şimdi organik tarım yaptığını söyleyenler var. Soracağım şu, yağmur suları nereden geliyor organik tarımlarına? Bir, yani yağmur suları nereden geliyor? İki, kullandıkları su nereden geliyor diye soracağım. Yeterli. Tabii orada tohum da önemli abi. Her şey önemli ya. Tohum, ithal tohumlar özellikle. Neyse. Yağmur nereden geliyor, ona bakın. Yani uzaydan gelmiyor. Yerden sonuçta buharlaşıyor, geliyor yani. Ya tamam, kurcalamaya gitse yani, tamam, ben üretiyorum, ben onu herkes dikkat etsin sevgili seyirciler. Son dönemde ülkemiz iyi gitmiyor. Bu anlamda da iyi gitmiyor. Aman yediğinizde, içtiğinizde, giydiğinizde efendim dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Biz bu dünyadaki Demiyorum. Son organik nesiliz. Bilgin olsun. Oo, Ali abi bambaşka konuya girdin ya. Allah Allah. Son organik nesiliz. Önümüzdeki dönemde dünyada organik nesil falan kalmayacak. Organik insan kalmayacak. Tamam? Ya Ferit bitir artık, bak biz de gidemiyoruz. Ben kendi adıma konuşayım. Çocukluğumdan itibaren hakiki tereyağıyla, hakiki beyaz peynir, hakiki süt, hakiki yoğurtla büyüdük biz. Yani benim çocukluğumda köyde zaten hakiki isimli. Kendi evimizde de, benim rahmetli babaannecim Bulgaristan göçmeniydi. Bahçemiz falan, evimiz büyüktü. Sırf kendisi için inek beslerdi. Dışarıdan yoğurt almamak için. Kendi inek o sütten kendini yoğurdunu yapardı, ayranını yapardı, tereyağını yapardı, peynirini yapardı. Bize pek vermezdi ama benim gene gelirdi köyden tabii. Yani biz öyle büyüdük. Şimdi yine mümkün olduğu kadar var bizim, çünkü Akyaka'mızda var 14 yıldır. Hiç ilaç kullanmaksızın domatesi, biberimizi, patlıcanımızı üreten bir yerimiz var. Biz Akyaka'da biraz 3 kuruş, 5 kuruş neyse pahalı veriyoruz ama alıyoruz ve çok memnunuz hayatımızda. Bakalım, inşallah yanılmıyoruzdur. Bakalım abi, inşallah o özlediğimiz hani Türk tarımı bu ülkeye yeter dediğimiz günler var. Çok uzak değil. Çok uzak değil. İşte ya. Bakın, laf lafa şu kapatamıyoruz. Soner diye bir genç adam var. Soy ismini bilmiyorum. Soy ismi kasaba oğlu mu? Ne oğlu? Bu Ege'de bir yerlerde makinalı tarım yapıyor. Müthiş. Bugün araba şeyde görüyorum, haberlerde görüyorum. 9 milyon liraya traktör. Aa falan. Aslında çok güzel bir şey. Ama bizim köyümüzün toprakları o traktörü satın alacak gücü yok. O zaman ne yapacaksın abi? Avrupalıların, Hollandalıların yaptığını yapacaksın. Öyle 50 dönüm, 60 dönüm, 100 dönüm toprakla olmaz bu işler abi. Topraklar birleşecek abi. Birleşecek. Evet. Tamam. Evet, sevgili seyirciler. Bunu köylülerimize anlatacağız bunu. Köylülerimizi ikna edeceğiz buna. Ferit Bey, ekleme yapayım mı? Ya, sen de yap hadi abi. Bayılacağım, hadi yap.
Yap abi, hadi yap. Yapamıyor ya. Osuruktan konuları konuşuyoruz gibi geliyor ama bunlar önemli konular. Önce onu söyleyeyim. Bak Ali, Türkiye'nin en büyük kaybı bu osuruktan konuları konuşmak yerine gidip bilmem ne Müge Şanlı Anlı falanları seyretmektir, onları konuşmaktır. Yani, ya da o haber kanalları dediğimiz kanallarda Ersan Şenler, Mersan Şenler birbirlerine kavga ederek reyting yapıyorlar. Bir bok konuştukları yok kardeşim. Mendo abi, reytingi yapıyorlar. Sonra da en pahalı davaları satın alıyorlar. Sonra da mahkeme başkanlarıyla en pahalı bir şekilde sorun çözüyorlar. Bunu ben söylemedim. Sen söyledin. Ben genel söyledim ki bu şu dava demedim ki. Bir iddiada bulundum. Suç değil biliyorsun. Canım benim. Hepinizi çok seviyorum. Ya şimdi Ferit, önümüzdeki süreç içerisinde yapay et konuşuluyor değil mi? İnekleri yasaklayacaklar. Tabii. Niye? Tabii. İneklerin osuruğu dünyayı şey yapıyormuş, bozuyormuş, tamam mı? Ya Hollanda'da biz işte geçen 2022 yazında pardon. Evet, 2022 yazında Hollanda dedik, o büyük grevde ineklerin kakaları, o gazları falan havayı kirletiyor diye Hollandalıları, çiftlilere Hollanda hükümeti neler yaptı. Biz de orada, ben bir çiftli kedi kiralamıştım bir ayda Airbnb'den. Şahane. Ama adamların bir mitingleri vardı abiciğim. Hayran kaldım mitinglerine. Fransa'da gittiler, boku şeyin önüne döktüler işte, caddelere döktü köylüler. Aferin abi, iyi yaptılar. Osuruk meselesi gerçi çok önemli Ferit. Yani boktan konular son derece önemli. Bok değil kardeşim. Ya Ferit dur bir dakika ya. Buradayım abi, tamam. Attı mı mangalda kül bırakmamak ne demek? Nasıl yani? Size soruyorum ya. Mendo abi, osurukla ilgili bir mesele. Tamam. Anlat ama nasıl bir şey, anlat o zaman. Anlat, sen anlat. Ben büyüklerime saygılıyım Mendo abi. Estağfurullah. Evvelden Osmanlı döneminde askeri alınacak olan delikanlılar erkekliklerini kontrolü için, şimdi böyle bizim eski yeni dönemde olduğu gibi yere 5 kuruş atıp da bakmazlarmış. Mangalın içi kül. Askerlik muayenesinden geçen delikanlı 2 bacağının arasında mangalı alırmış. Osurduğunda kül kalmazsa askeri alırlarmış. Kalırsa almazlarmış. Onun için diyorlar, attı mı mangalda kül bırakmıyor. Allah Allah, hiç bilmiyordum ben, ilginç. Erkek adam deyimi oradan geliyor, anladın mı? Erkek adam attı mı mangalda kül bırakmaz. Bak ne güzel işte, muhabbeti osurukla kapatıyoruz. Evet, muhabbet biraz sıkıntılı bitti ama. Osuruktan tayyareye selam yani, hadi bakın kapatalım. Yani, evet. Valla 6000 kişiye yakın insan bizi izledi. Sağ olun, teşekkürler sevgili seyirciler. Osuruk kızmışlar. Bu arada bunu 6000, bu 6000 falan değil, 6000 IP diyelim yani. 6000 artı sen ona işte 10-15 bin kişi bu saatte bizi izliyor şu anda. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'ım çok sağ olun. Şeylerden Ferit ne yani diyorsanız. Aynı anda 3 kişi 5 kişi de izleyebilir. O anlamda söylüyorum Mendo abi. Öyle mi? Ya ben çok mutluyum. Çok keyifliyim. Her şeye rağmen. Bir de bizi eleştirenlerden de çok mutlu oluyorum. O, herkes içindeki pisliği atsın kardeşim. Atsın. Baş alın, rahatlayın. İftira atmamak şartıyla her türlü hakaret ben bak kabulüm. Eğer bir kişiyi mahkemeye verirsem şerefsizim. Hakaret kabul. İftira atan görürsem işte onunla uğraşırım. Çok kötü uğraşırım. Onda haberiniz olsun yani. Evet, bu kadar bende. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yayını beğenmeyi unutmayın. Hadi abi, ne gülüyorsun? Allah, gece ya, sinirim bozuldu valla. Üstüne çıkamıyorum. Ya evet. Millet boşuna osuruktan tayyare demiyordu. Hadi kapatıyorum. Valla kapatıyorum. Kontrol bende. Ona göre kapatıyorum. Ali. Rodin de senin gibi benim falan dinlerse terbiyesiz olacak çocuk. Abi bu. Bunlar doğal şeyler abi. Terbiyesizlik bu olsun ya. Kabulümüzdür yani. Aynen katılıyorum. Kimsenin parasını, pulunu çalmadıktan sonra ben kelimelerde ayıp bulan bir insan değilim. Benim anlattığım fıkralar var bazıları. Belki rastlıyorsunuzdur. Onları
pek çok kişi de alıp benim adıma kullanıyor. Hiçbir şey demiyorum. Helal olsun kullansınlar. Delet delet de almıyorum. Ben yapıyorum onları bazen. Sırf onları anlatmak için ama diyorum ki bu fıkralar, bu video kırmızı noktalı. Ona göre izleyin diyorum yani. Ya bunlar ayıp değil ya. Çalmak, çırpmak, hile yapmak, hurda yapmak, devletin malını yemek, ihaleye fesat karıştırmak, oy çalmak. Şerefsizlik bunlar. Yani o mu? Yani evde kayınpederin gelininden çocuk sahibi olmak. İşte bunlar yani. Bunlar şerefsizlik bunlar abi. Yoksa osuruk demişsin, göt demişsin, kıç demişsin, sıçtım demişsin. Bunlar hiçbir şey. Bunlar argo kelimeler. Bunlar dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde ulu orta kullanılan kelimeler. Cumhurbaşkanlarının karşısındaki adam, çalışan adam ellerini cebine sokmuş. Benle taşak geçme diyor Cumhurbaşkanı'na. Amerika'da. Değil mi? Bizde böyle bir şey dese Erdoğan tekme tokat girer. Erdoğan'dan önce özel kalemi döver zaten. Fark etmiyor. Onlar tekme atmaya hazırlar. Vay be. Vallahi yani ikiniz de o kadar enerjisiniz ki. Sonra tekme tokat atınca vatandaşına büyükelçi oluyorsun biliyorsun. Ha, o da güzel. Noktayı koydu ayağına. Hadi Ferit, Ferit kapat bir an önce kapat. Hayır. Kapatmıyorum abi sabah kadar var mı diyormuşum. yok kapatacağım. Ay canım ya. Ali abi de gülüyor. Çok güzel. Sabah diyorum hadi iyi geceler. Hadi görüşürüz sağ olun. Görüşürüz iyi geceler.